Anne çıkıyorum ben. Çık aşkım. Baba. Ne haber Altay? Okula mı gidiyorsun? Hı hı. İyi, süper. Aşkım hadi servisi kaçıracaksın. Ne duruyorsun? Tamam. Hayran hayran bakıyor ya. Gelsin. Ne oldu ya? Selim ne oldu ya? Dün avukatı aldım sayende. İyi. Yani şimdi oturacağız yüksek ihtimalle anlaşmak için bana yalvaracak. Eğer sen kendini ateşe atmasaydın ben bilmiyorum hangi yetkili adamın üstüne yürürdüm. O yüzden Canan. En azından birimiz adalete hizmet ediyor Selim. Al bak. Ne? Baro Disiplin Kurulu üyelerinin isimleri. Bunların karşısına çıkacaksın. Yani? Orada bak bir Halil abi var. Hatırladın mı onu? Bizim nikaha da gelmişti anne. Hmm, hatırladım. Ne yapacaksın Halil abiyle? Şunu yapacağım. Daha önce hayatımda hiç kimse için yapmadığım, kendim için bile yapmadığım bir şey yapacağım senin için. Konuşacağım onunla. Durumu izah edeceğim. Ricacı olacağım. Gerekiyorsa yalvaracağım. Yok. Hayır saçmalama. Öyle bir şey istemiyorum ben. Yok Canan bu çok insani bir durum. Ben seni hiç riske atmak istemiyorum. Hayır Selim ben artık kural dışı davranmak istemiyorum ya. Yoruldum. Canan hayır, canım. Ben insan gibi savunmamı hazırlayacağım. Çıkacağım kurulun karşısına, anlatacağım derdimi. Tamam. Sen bana yardım etmek istiyor musun? İstiyorsan bak savunmamı hazırlarken yardım et bana. Canan ne olur inat etme. Gideceğim, konuşacağım, anlatacağım durumunda. Bir şey yok ya. İstemiyorum. Sen yardım edecek misin bana? Tamam, edeceğim. Tamam. Günaydın. Haydi. Neredeyim lan? Benim evimdesin. Aha baş ağrını alır. Su da var orada. Enkazdın oğlum akşam. Ahmet'le getirdik yatırdık seni buraya. Merak etme ama yalnız uyudun. Sevgilinin de yüzünü kara çıkartacak bir şey yapmadın. Sevgilim yok oğlum benim. Çanta orada bak. Giyineceksen eğer. Yağmur evde mi? Evde. Hı. Yağmur. Ne yapıyorsun? Doğru karar verdin diye bana mı kızgınsın? Konuşmayalım bence ya. Yağmurcuğum anlıyorum üzgünsün ama yani bu kadar fazla üzgün olmanı mesela ben anlayamıyorum. Ya sanki böyle etinden et koparılıyormuş gibi. Ya bir düşündün mü sen yani şu yaşta evlenmenin mantıklı bir şey olup olmadığını kafanda bir tarttın mı? Ama sakın bak düşünürken annenle beni örnek gösterme. Ayrıca sen bu çocuğun dengi değilsin. Sen anlamaya çalışmıyorsun bile ya. Bak senin tek derdin statikonu korumak, madde madde uygulanmasını sağlamak bu. Sen yani bu iş olur muydu diyorsun? Sen söylemişsin olmayacağını. Üzülmek de mi yasak arkasından ya? Gelmişsin bana etinden et mi koptu diyorsun. Aynen öyle yanıyor işte canım. Sanki böyle 35 yaşında doğmuşsun da hiç bu duyguları bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Yağmurcuğum mantığının sesi ya biraz mantığının sesini dinle. Aklınla düşün diyorum ben sana ya. Aklımla düşüneyim. Sen belki de Akgün'e bu kadar kalın bir çizgi çekmeseydin o da bana böyle ileride bir teklifle gelmezdi baba. Yani anlamıyorum ki sizin zaten Akgün'le birlikte olmanız mümkün değildi ki Yağmur. Sen de bunu anlamıyorsun ben de... Anlıyorum, anlıyorum baba. Bak annem de burada. O zaman bunu tek bir defada söylüyorum. Bitti. Net bir şekilde bitti tamam mı? Ben Akgün'ü biraz olsun tanıyorsam zaten bundan sonra beni rahatsız da etmez, civarımda da gezmez. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam ben çıkıyorum. Anne ben seni bekliyorum arabada. Görüyorsun değil mi tavırlarını? Hani bana hak veriyordunuz? Ben hak veriyorum sana ya. Allah Allah. Ya Sevim sen hiç ilk aşk diye bir şey duydun mu? Duydum.
şu an karşımda duruyor. İşte sen de onun ilk aşkını elinden almışsın gibi düşün yani. Üzülecek tabii ki kız. Üzülmesinde ne yapsın? Sen de bir bırak üzülsün azıcık. Çıkıyorum ben. Ben de geliyorum. Burada mı kalayım ben? Sizin gibi gömleyim ben. Sen niye sıçrayacak duvar arayan çamur gibisin? Sıkıntın ne ya? Fotoğraf nerede? Anton'un cebine koydum ne olur ne olmaz diye. Sabaha kadar savcıyı arayacağız diye tutturdun, izin vermedim arabaya. Bir şey soracağım sana. Senin bilmediğin abin, akraban falan mı var oğlum? Ha? Ben de tonla biliyorsun. Nereye? Sorular mı acaba paramaya? Bekle, nereye? Allah Allah ya, kazık kadar adam gelmiş diyor kızına talip olacağım da ya. 18 yaşında kızıma ya. Ha ne denir buna şimdi? Olmaz deseydin. Recai ağzını öpeyim ya işte. Ama şimdi Selim, senin de birazcık bunda bir payın var yani. Bir şey hissetmişler sonuçta. Sen de yani hissetmesinler diye yasak koymalar falan. Ya olmadı, ben sana söyledim işte, geldiğimiz nokta bu. Canan ne olur lütfen ya, hissetmişler ne ya? Nedir hissetmek nedir ya? Baş gitsin, başka adam mı yok? Akgün nedir, akgün nedir? Öyle atamayla tayinle olmuyor bu işler. Al işte benim de payıma düşen bu. Allah'ım yarabbim ya, arkamdan iş çevirmeler, gizli gizli iş çevirmeler. Ama sen de sanki senelerdir iş çeviriyormuş gibi davranıyorsun ya. Görüşmesinler diye işte kurallardı, yok yasaklardı, emanetliydi de abisiydi falan, arabesk arabesk şeyler. Arabesk mi? Ne? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya ben babayım, kız babasıyım ben ya. Ne yapacaktım? Akgün nerede? Ne nerede? Yolladım gitti. Burada mı duracaktı? Damat evinde gibi burada mı tutayım çocuğu artık? Yeter ya. Tamam ya, tamam. Sonuçta o da kendince doğru olan bir şey yaptı yani. Gizli gizli sevgili olmasınlar diye işte evlenme teklifi falan. Ya saçma ama. Ya vallahi ya, ne akgünmüş arkadaş ya. Ya yeter ya, gerçekten ya, yeter ya. İşte neyse. Allah'ım yarabbim ya. Abi çomağı da... Tamam. Alo. Benim çok acil babamla görüşmem icap etti. İcap ettin lan. Ne demek oğlum icap etti? Ne yap et ayarla bir şekil. Oğlum senin ne dediğini kulağın duyuyor mu lan? Ya biz seninle ne yaşadık? Ne yaşadık? Biz ölümlerden dönmedik mi seninle? Bir yolunu bul. Öyle bir şey yok. Bir yolunu bul falan yok. Bak bu adamla görüşülmeyecek, telefon edilmeyecek, yeri bilinmeyecek. Bitti, konu kapandı. Tamam eyvallah. Ne görüşeceksin? Ne konuşacaksın bu adamla? Babana beni mi şikayet edeceksin? Derdin nedir? Bir derdim yok, selametle. Allah'ım yarabbim ya. Ne diyorsun oğlum baba filan? Ha ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim, ben bu yüzündeki ifadeyi biliyorum. Senin yine kafan karıştı, yanlış şeyler yapacaksın ha. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a, babana. Akgün saçma sapan hareketler yapma, gel buraya. Gel buraya. Oğlum gelsene. Akgün. Oğlum manyak manyak hareketler yapma, aç şunu. Akgün. Senin de beynini almışlar. Ali Başkomiserim. Şahıs yanında mı? Doğrudur. Tamam, bugün onunla bir görüşelim ya. Söylediğiniz yere getiriyorum savcım. Tamam, ben de geliyorum şimdi. Nereye götürüyorsun beni? Hele biraz sabret. Gidince görürsün. Tam tanık koruma talep etmişsin, yoksa işbirliği yapmayacak mısın, doğru mu? Kendimi güvenceye almam lazım. Peki burası neresi biliyor musun? Bence biliyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun savcı? Bir şey yapmaya çalışmıyorum sana. Tanık koruma tesislerimizi gezdiriyorum. Kusura bakma, biraz dağınık böyle. Her yer her yerde ama. Bir tanığımız burada ölüm tehlikesi geçirdi de o yüzden böyle. Nasıl, beğendin mi evi? Sen beni yanlış anladın. Ben size hizmet etmek için... Kes lan. Devletine, milletine hizmet etmek için biraz geç kalmadın mı? Bak savcı, Halil Sadi ile olan bütün bağlantım
kriptolu telefon üzerinden. Tek kullanımlık telefonlar. Kayıt yok, mesaj yok. Anlayacağın Cemal'in size vereceği şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorum. Benim ölüm emrimi Halil Sadi senin üzerinden verdi. Selçuk Taşkın operasyonunu da senin üzerinden kurdular. Yani bu ne demek oluyor? Boğazına kadar pisliğin içindesin avukat. Bir dakika, beni burada mı bırakıyorsun? Sana sabaha kadar mühlet. Düşün, taşın. Bana Halil Sadi ile ilgili öyle bir bilgi ver ki, önüme öyle bir şey koy ki seni korumaya değer bulayım. Yoksa sana bu evi tahsis ederim. Çevrenin güvenliğini aldınız mı? Aldık savcım. Sivil arkadaşlar etrafta görünmeyecek ama gözleri avukatın üzerinde olacak. Ne? Geçen sefer gibi olmasın mı? Olmaz savcım. Tamam, bu gece burada kalsın mı? Yalnız, tek başına. Yarın bakalım ne anlatacak. Anlaşıldı savcım. Senin ne işin var lan burada? Çaresiz kaldığım için geldim. Sorunumuz ortak. Ortak sorunumuz ne? Akgün mü? Delirdi. Babamla yüzleşmeye gidiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Sen engelleyebiliyorsan engelle. Yoksa başına bir iş alacak. Yakacak kendini. E nerede şimdi? Yarım saat falan oldu çıkalı. Telefonu da kapalı. Ha, çıktı yani yola. Ali, İzmir çıkışında bütün ekiplere haber ver. Durduruyorlar Akgün'ü. Hemen hemen şu anda. Hemen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ki? Problem ne? Nedir? Derdi nedir? Ne oluyor? Babam bir tane fotoğraf yollamış. Kafasını karıştırmış. Önce senden yardım istedi. Şimdi de durum bu. Ehliyet ruhsat alayım lütfen. Buyurun. Akgün Gökalp Taşkın. Alalım seni kenara. Hayırdır memur aga? Benim acelem var, İstanbul'a gitmem lazım. Hadi cezamı keseceksin, ne yapacaksan yap, gideyim hadi. Savcılık talimatı var. Çok güzel, savcılığın talimatı. Çok güzel. Ofise gelseydin benimle kafan dağılırdı belki. Yok ya, ben biraz kalabalığa karışayım, daha iyi gelir. Konuştunuz mu Akgün'le? Konuşmadık. Yani artık zaten benimle konuşacağını da sanmıyorum. Zor bir durum. Gururlu o anne. Yani istemese de uzak duracak benden. Yani Akgün'ün kararları çok köşeli, çok net. Bana birini hatırlatıyor ama. Ben onu üzmek istemedim. Gerçekten. Sen sakın kendini suçlama. Aşkım, sen kimseyi yarı yolda bırakmadın. Ama yok şimdi hayatımda. Tam zamanı bırak biraz ya. Ne olur unutur muyuz zamanla? Hayır. Ağlama aşkım. İkiniz de çok yoğun duygular besliyorsunuz birbirinize. Belli yani. Özlemek de biraz yumuşatır insanı yani. O da zamanla empati kuracak sana. İnan bana ya. Anlayacak yaptığı yanlışı. Ağlama. İyi olacaksın değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin sana. Sana da kolay gelsin. Sen nereye gidiyorsun lan? Seyahat etmek suç mu savcım?
Sen gidip bu adamla Halil Sadi'nin karşısına dikilip bu adamla ne konuşacaksın, ne soracaksın? Sorular mı geldi bunun seni savcı? Ulan bu adam seni, beni, babanı aynı anda öldürtmeye çalışmadı mı? Şimdi sen kalkmış adamın yanına gidip karşısına mı dikileceksin? Cevabını almam gereken bir şey var. O cevabı bana ya babam verecek ya Halil Sadi verecek. Anlatabiliyor muyum ben? Anlatamıyorum işte. Allah'ım yarabbim. Bunu anlatamıyorum ben sana. Ver şu fotoğrafı bakayım. Ne neymiş fotoğrafı? Bir anlayalım. Fotoğraf yani, ver falan fotoğrafı. Yok benim üstümde bir oğlum, şey. Oğlum bir çıkar bir bakacağım şu fotoğrafı ya. Neymiş, problem nedir bir anlayalım ya. Ver bakayım. Ver, nedir? Nedir bu kadar delirten şey nedir ya? Aa buyur annen. Yavrum anlamıyor musun? Bunlar oyun oynuyorlar, senin zayıf karnını buldular, oraya çalışıyorlar ya. Yeme artık şunları kardeşim ya. Benim bu çocuğun kim olduğunu öğrenmem lazım. Ulan neyini öğreneceksin? Ne olduğu belli değil. Montaj mıdır, değil midir? Ya tamam işte, tamam. Ben de onu diyorum. Bu çocuk kim? Montaj mı, değil mi? Bunu ulan, öğrenmem lazım ya. Ulan belki komşunun çocuğu. O zaman komşunun çocuğu olduğunu bilirim savcım. Ya Allah aşkına al şunu, al şunu. Bin arabana, benim arabayı takip et. Gidiyoruz. İstanbul'u yasaklıyorum sana. Gidemiyorsun. Yo yo, ben İstanbul'a gidiyorum. Beni ne şekilde yasaklıyorsun ya? Tutuklayacak oğlum, mısın beni? Bak, delirtme bana. Beni. Ne yapacaksın? Delirtme. Bana? Bitti ya, gitti. Ya o zaman beni babamla görüştürecektin. Aradım seni, sordum değil mi ben? Ulan adam, adam ifşa oldu. İfşa. Adamı ifşaladılar. Adamı biliyorlar yaşadığını. Öldürecekler de az daha ya. Benim şu anda adamı F tipine koymam lazım. Protokol böyle. Ben ne yapıyorum? Saklıyorum adamı. Hala babam diyorsun ya bana. Yani yapma şunu, atla arabana, takip et beni, hadi gidiyoruz. Yok, ben bu şekilde olmaz bu iş. Benim İstanbul'a gitmem lazım. Ya tamam, görüştüreceğim, lanet gelsin ya. Tamam, bin hadi. Babam. Ne diyorsun, ne konuşacağım babamla bu kadar ya? Siz önden çıkın da ben sizi takip edeyim. Ne? Önden çıkın da ben sizi takip edeyim, takip. Bıktım ya, bıktım. Vallahi bıktım ya. Babam. Ne babaymış be? Allah Allah. Takip et. Abi sağ olasın ya. Zahmet oldu buraya kalınca. Demek. Hakan. Gördüklerini çekindiğin ya da korktuğun için söylemediysen ben her zaman arkandayım. Tamam. Yani kimseden korkmana gerek yok. Savcı Selim Karadan da. Eğer o savcıysa ben de avukatım. Sana hiçbir şey yapamaz. Korktuğum için konuşmuyor değilim abi ben. Biliyorum canım. Tabii ki korktuğun için değil. Ben sadece aklının bir köşesinde olsun diye söylüyorum bunları. Çünkü sen güçlü bir çocuksun. Yakışıklı bir çocuksun. Değerlisin yani. Onlar seni hak etmiyor. Bak sevdiğim bir laf var. Diyor ki, ne fark eder ki kör bir insan için elmas da bir cam da, sana bakan kör ise sakın kendini camdan sanma. Sakın. Onlara bu hakkı tanım. Tamam? Aynen. Hadi. İyi dersin. Görüşürüz abi. Daha da fazla uğraştırma beni. Kan bir an önce konuş. Sen bir adım içeri atıyorsun ama dışarıda kalmak istiyorsun. O kapı yüzüne kapanır Yağmur. Sen olduğun gibi kal. Tamam Yağmur ya. Sen bir kendine gel, okuldasın. Ne yapıyorsun ya? Yağmur. Ne oldu? Bir şey yok. İyiyim kan. Nasıl iyisin Yağmur? Ağlıyorsun resmen. Ya bana bak. Bana bak. Biz arkadaş değil miyiz seninle? Hı? Ya ne oldu söylesene. Bu Akgün'le mi problem? Ben birliktesiniz diye duydum. Kaan, şu an gerçekten anlatmak istemiyorum. O zaman siz ayrıldınız, sen de kötüsün. Anladım bak. Ama ben seni böyle görmek istemiyorum Yağmur. Ben senin yanındayım. Tamam.
Üzme kendini. Sağ ol. Kaan. Kaan ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben... Tamam. Tamam, özür dilemene gerek yok ama lütfen. Bak lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Kaan. İyi misin? Kardeşim. İyi misin? İyiyim. Bir şey diyeceğim. Kaçtır söyleyeyim. Sana şu işin peşini bırak diye. Biz önümüze bakalım. Kardeşim ne dersin? Biz önümüze bakalım mı artık? Kaan. Anladım. Sus. Anladım. Anladım. Sus. Okulun hesabında paylaşıyorsun değil mi sarılmayı? Aynen. Kuzi. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Ne oldu? Ne var? Naz, ben hiç iyi değilim. Eve gideceğim şimdi. Hay Allah. Senle gelmem ister misin? Yok yok. Sen tamam. Gir dersine. Zaten sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam tatlım. Çıkışta gelirim yanına. Tamam canım, sağ ol. Beni gömdüğüm yerden çıkarttığına göre önemli bir şey olmalı savcı. Oğlum mecbur bıraktı bizi. Halil Sade'ye kendini öldürmeye giderken yoldan çevirdik. Buyur. Baba. Ya şimdi bana bu fotoğrafı yolladı Halil Sade kansızı. Senin yerini bulmak için yaptı bunu. Ben fotoğrafı sana soracağım çünkü sana getireceğim. O yüzden yüksek ihtimalle. Kim bu çocuk yanındaki baba? Ne bileyim lan. Ya işte seni oyuna getirmeye çalışıyor. Bunu öğrenmek için mi çağırdınız beni? Baba fotoğrafa bakmadım bile ya. Arkasında Güzel Bahçe 99 yazıyor. Baksana buna. Bu çocuk kim bu çocuk? Kimse kim lan? Ne yapacaksın öğrenip ha? Ya ne bileyim ben, annemin elinden tutmuş baksana öz evladı gibi. Kim diye soruyorum ya elde. Benim lan o senin. Doğru dürüst konuş aptal herif. Ya ne bileyim ben, akrabası falandır dedim ya kendi kendime. Ne bileyim, nasıl sorayım bunu sana ben? Lan o zaman öyle söyle. Öyle söyle, lafını bil de söyle. Halil Sadi sana oyun oynuyor, sen de bu tofaya düşüyorsun. Ya ben ne bileyim, burada ufak bir soru sordum sana ya ben. Yürü git lan buradan, yürü git. Sen hayırdır ya? Ben seni bunun için mi getirdim buraya? Bir sakin ya, bir sakin. Al götürün bunu. Tamam hadi, bin arabaya hadi. Götürün. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bir de yeter ya. Bir artık bu öfkeni bir bastır ya. Bir çeki düzen ver kendine. Bu nedir ya? Ben tamam ya. Öfkeli değilim artık ya. Tamam, Allah Allah, nasıl değilim ya? Bir kere baban haklı. Halil Sade'nin niyeti bil. Sen bu oyuna niye geliyorsun ya? Gelmeyeceksin oğlum. Daha önce de yaşanmadı mı böyle şeyler? Yapmayacaksın bunu. Dikkat edeceksin mevzuya yani. Ben bu Taşkın ailesinin peşinde yıllardır koşuyorum. Babanın ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorum. Böyle bir şey olsaydı ilk benim önüme gelirdi bu ya. Ya tamam savcım. Benim kafamda ufak bir soru işareti vardı. Onu gidermek istedim. Öbür türlü içim rahat etmeyecekti. Geleyim bir sorayım dedim yani. Olmaz. Sordum, cevabımı aldım. Tamam, benim için konu kapanmıştı. Bitmiş de gitmişti. Tamam, diyor. Ayrıca bir şey daha var. Bitmedi. Ben senin mekanın önüne polis koydum. Tabii. Olmaz. Polis koydum, olmaz. Polis duracak orada. Olmaz, olmaz şey. Öyle bitti, iş ya. Gitti. Mekanın önüne polis koymak ne demek sen tamam, biliyor musun tamam, bitti, ya? Mekanı olsun. Bitirmek demek ya. Öyle bir şey sen yok. Müşterinin yerine koysana bir kendini. Koydum, kendimi güvende hissederim. Öyle şey mi olur? Olmaz. Tabii tabii koydum. Ben sonsuz... Oğlum bunu tartışmıyorum ben. Konu kapandı. Oraya polisi koydum ben. Eğer bunu Yağmur mekana gelecek diye yapıyorsan hiç gerek yok böyle bir şeye. Çünkü benim Yağmur'la alakalı sana söylediklerimi bir boş ver. Senin bana Yağmur'la alakalı söylediklerini de söylenmemiş varsayalım. Bunlar hiç yaşanmamış kabul edelim. Ben zaten mevzuyu kendi içimde bitirdim. Bunu da bu şekilde kabul ettim. Hislerimin üstünü çizdim. Sen bir kere artık Yağmur Yağmur diye kızımın adını ağzına almaktan bir kere vazgeçeceksin. O konu zaten kapandı. Bitti gitti. Onu konuşmuyoruz zaten. Ama ben bu polisi oraya... Senin can güvenliğini korumak için koyuyorum. Halil Sade babanın hayatta olduğunu biliyor. Gelsin Halil Sade. Gelsin diye bir şey yok. Bir dinle beni ya. Halil Sade, Halil gelsin. Sade babanın hayatta olduğunu biliyor. Sen şu anda hedeftesin. Can güvenliğin yok senin o mekanda.
sana bir şey olması demek, bu davanın zarar görmesi demek. Savcım, benim yerim yurdum belli. Ha, bana şunu söyle, eğer niyetin beni batırmaksa, mekanımın işlememesini istiyorsan... Pılıyı pırtık, toplayayım gideyim buradan ya savcım. Benim oğlum, güzel oğlum, canım oğlum, takoz oğlum, kafası çok az çalışan oğlum, bir beni dinlesene. Senin hayatın tehlikede diyorum, can güvenliğin yok diyorum, senin canını alacaklar diyorum, bunun nesini anlamıyorsun lan? Benim kararım budur, o polisleri asla ve asla ben mekanımın önünde, yakınında, içinde, herhangi bir yerinde istemiyorum. Bunu da bil, benim son sözüm budur. Son sözüm bu mudur? Bir gelsene bir konuşacağız. Konuşacağız. Ya o Ali Başkomiserim bir şey... Oğlum bir gel konuşacağım ya, ben. Ya bak, eğer ısrar edersen, bana ısrarcı davranırsan... Evet, evet. Kanunu arkama yaslarım. Beni kanunla mı tehdit ediyorsun? Gider ifade veririm ya, daha ne olsun? Kime ifade... Gel buraya gel, bir konuşacağız gel. Şu son sözün neymiş merak ettim ya. Aç kapıyı aç, konuşacağız. Nereye açıyorum canım? Oğlum bitmedi, konuşmamız kanun, bitmedi. Yazılı göndereceğim. Yolda sana, çevirteceğim yazılı, seni. Yazılı. Çevirecekler. Ali Başkomiserim, şunu bir çevirin ya. Şunu bir çevirin, az ileriden bir çevirin. Tamam, neyse, boş ver. Hoş geldin Soner Bey. Vay kanka, kopamıyorsun buradan. Kabul et. Hadi döndüm de artık ya. Öpüşün barışın lütfen. Dönmedim. Hakkım burada mı? Gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Hakkın'ın biraz canı sıkkın, onun yanında Yağmur'dan falan bahsetmeyin, tamam mı? Ayrıldılar mı? Onu bırak şimdi, onun gibi bir şey. Dediğim gibi kimse ağzını açmayacak. Aman abi, ben... Beni biliyorsun zaten, ben konuşmayı sevmem pek öyle. Neye bakıyorsun sen? Naz'a. Ya bugün hiç story koymamış. Bir de okul hesabına bakacağım. Bir güvenlik kamerası olarak sosyal medya, öyle mi? Ne yapayım kanka? Ha, ne yapayım, sen söyle, ne yapayım? Abi kız benden bir uzaklaşıyor gibi geliyor. Yani ilgiyi birazcık kesersem o da hepten muhabbeti kesecek yani. Hayda. Bak. Bu ne ya? Oo. Ne o? Beyler arkayı kesin. Ne oluyor? Yağmur değil mi? Ha. Şu da bak, yanındaki eski sevgilisi var ya, sarı oğlan çocuğu hani. Eyvah. Kapat şunu. Kapat. Sakla. Savcıyla konuşmuşsun. Fena mı yaptım oğlum, işte kalbin atıyor sayemde. Ne sakladın sen benden biraz önce? Kanka hoş geldin. Bir şey saklamadım. Ne verdin oğlum Eray? Telefonunu geri verdim. Çıkar bakayım telefonu. Yok kanka ya, bir şey hani geçen baktık ya dükkanın önünde şeyler. Ha, ver. Yok, seninle alakası yok kanka. Hadi ver kardeşim şu telefonu hadi. Abi. Çıkar. Ne o cebine ver. Gerçekten bir yanlış anlaşılma olabilir. Görüntü aldatıcı olabilir. Böyle şeyler oluyor hep, biliyorsun. Neredesin, evde misin? Yok, ben sahildeyim, bizim sitede. Bir gelip konuşmak istiyorum seninle. Tamam, bekliyorum ben seni. Akgün nereye? Nereye Akgün? Nereye oğlum, ben de geliyorum. Yok, sen gelmeyeceksin. Ben de zaten bir şey yapmaya gitmiyorum oğlum. Konuşacağım sadece. Bir gerginlik yok yani. Gideceğim, konuşacağım. Bir sürü işim var zaten. Soner burada benim. Sonrasında hemen geleceğim. Doğru söyle. Oğlum konuşacağım sadece. Bak, güzel konuşacağım ama. Bir şey yok. Yok bir şey. Hadi gelince görüşürüz. Aa,
Aferin. Abi çekti aldı elimden. Sen de gördün, bir şey demedin. Taksi çağırsın ama. Hayda. Selim, hayırdır? Burada olduğunu önce dedim, akşam beklemeyeyim. Sen ne yapıyorsun? Örnek savunma dosyalarına mı bakıyorsun? Yani yerden başlamam lazım da. Bu başsavcı hala buradaymış. Belki fikrini değiştirecek bir şey buluruz. Ay hiç, yani fikrini değiştirecek birine benziyor mu? Benzemiyor. Ne oldu? Sen çalışmaya falan gelmemişsin buraya. Bir şey olmuş. Ne oldu anlat. Yani insanın kızıyla arasının kötü olması falan. İçim sızlıyor ya böyle. Sen kötülük yapıyormuşum gibi. Bunlar nasıl çocuklar ya? Yani ortada ya belli bir sıkıntı var ve ben buna tepki göstermişim. Yani bununla ilgili geçip karşıma beni ikna etmeye çalışacaklarına, beni teskin etmeye çalışacaklarına böyle surat yapıyorlar, tuhaf tuhaf afra tafralar falan. Hadi senin kızın ayrı, öbür çocuk apayrı yani. Kalkmış, sabah Halil Saad'in yanına gidecekmiş de, kafası bozulmuş da, hesap soracakmış da, artık ölecek mi, kalacak mı? Ben bunlarla niye uğraşıyorum ya? Düşüyorum peşine, sürekli peşindeyim ya. Sürekli bir yerden çekip almaya çalışıyorum. Niye yapıyorum bunu ya? Ve üstelik de haklıyım. Seni evime almışım. Evimde yemek vermişim, masama oturtmuşum, ailemin içinde ve sen benim kızıma gönül düşürmüşsün. Kızımı istiyorsun. Ne yapsaydım? Ama yani Selim sen de bir siteden kovuyorsun, baksın başın çaresine diyorsun, ilgilenmiyorum diyorsun. Sonra sabahtan beri peşindeyim diyorsun. Seninki de bir enteresan bir duygu sıralaması yani. Bilmiyorum ya. Sen vicdan azabı falan mı çekiyorsun? Ne yaptım ki vicdan azabı çekeceğim ya? Nasıl, ne vicdan? Yapma işte yani. Seviyorsun Selim. Üzülüyor diye içim parçalanıyor. Neyse tamam, şu dosyaları versene bir de ben bakayım. Gerçek sandalye buradasın. Bu ne Yağmur? Sizden herkese selamlar millet. Ne bu? Ne yapıyorsun burada sen ha? Burada ne yapıyorsun sen? Bana bunu bir söylesene. Ne demek istiyorsun? Barıştınız mı bizim çocukla? Ne barışması ya? Hayır ne bu haller? Bu sarmaş dolaş haller ne? Benden ayrılınca gittin teselliyi bu çocukta mı buldun? Akgün bak çok çirkin konuşuyorsun. Tamam bir kendine gelsin. Ben kendim de değilim hayır, şu an ya. Bana bir açıklama yap. Vallahi billahi kendime değilim ben. Tamam söyleyeyim ben de sana ne, soruyorum. Ne oldu? Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Nasıl mı böyle düşünebiliyorum? Sen görseydin şu görüntüleri ne düşünecektin acaba benim hakkımda? Geldi bana sarılmaya çalıştı tamam mı? Ben de onu ittim. Nasıl aklına birden başka bir şey gelebiliyor senin ya? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Beni terk ettin, gittin, çektin, gittin. Ben eski sevgilime mi döndüm zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Sevgilim diye bahsetme şu çocuktan bence. Sen beni terk ettin. Evet, salya sümük ağlıyordum tamam mı? Durum bu. Demek ki o kadar acınacak haldeyim ki. Ha, başka teselli edecek biri kalmadı. O kadar acınacak haldesin ki seni Kaan teselli etti. Buna mı getiriyorsun? Nasıl beni böyle hırpalayabiliyorsun? Buna ya? Mı getiriyorsun? Sen buna güvenmiyor musun? Ya Yağmur, beni yarı yolda bırakıp giden sensin. Ne güveninden bahsediyorsun sen? Beni o kapıdan içeri almayan sensin. Sensin, arkasını dönüp giden sensin. Çekip gittim, ben istemedim Akgün. Ben istemedim, tamam bu haksızlık şu anda. Ben anladım ya Yağmur, ben anladım. Sorun ne biliyor musun? Sen beni benim seni sevdiğim şekilde sevmiyorsun. Evet evet sorun bu. Hayır. Vallahi billahi bu. Ne? Akın tamam bak lütfen bu kafadan bir çık. Bak çok korkutucu, çok kötü bu. Tamam mı? Bu kötü. Kötü bu tamam. Bak biz seninle aynı değiliz. Tamam farklıyız biz. Tamam şimdi söyledin o şifreli güzel kelimeyi. Baştan beri düşündüğün o şeyi şimdi söyledin. Çok teşekkür ederim sana. Ne çok sağ ol ya? Yani biz seninle başkayız.
Biz seninle farklıyız. Zaten senin baştan beri düşündüğün buydu ne Yağmur. Ne diyorsun Akgün? Buydu. Senin baştan beri düşündüğün buydu. Başka olduğumuzu düşünüyorsun. Tamam, sen o yüzden zaten korktun gittin sindin köşene de. Korktum. Tabii sen korktun gittin köşene asıl sindin. Asıl korkak sensin. Sırf babamdan korktuğun için daha ilk aşık olduğun kıza hemen evlenme teklif ediyorsun Akgün. Bilemedim. Ya bunlarla yeni yüzleşiyorsun. Tabii ve tamam. Yeni yüzleştiğin için de öfkeni gelip benle bastırıyorsun. Ama bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu. Yanlış yaptım. Ya tamam. İnanmıyorsun. Duymuyorsun ya. Sen beni duymuyorsun şu an. Dinlemiyorsun bile. Tamam git neye inanıyorsan inan. Tamam eski sevgilimle kendimi teselli sevgilim ediyormuşum. Sevgilim deyip durma şu adam eski, için. Tamam, sürekli ben... sevgilim deyip durma ama. İnan tamam ama sevgilim diyorsun hala. Sevgilim deme yani. Yok ya ben yok. Sen daha Yağmur ayrıldık. Ben çok üzgünüm demeye cesaretim bile yok senin. Neye konuşuyorum ben? Eski sevgilim. Soner ne oluyor? Acil içeri girmemiz lazım. Anlatacağım sonra atla. Tolga abi kapı. Akgün saçma bir şekilde çıktı mekandan. İyi değildi yani Yağmur'la ilgili. O yüzden ben de merak ettim. Pardon, bir camı açar mısınız? Yağmur! Naz, ne yapıyorsunuz? Akgün iyi değil mi? Soner de endişelenmiş. Nerede? Siteden çıkarken görmediniz mi? Siteden çıkmadım. Hayırdır? Yani? Delikanlı adama yakışıyor mu hiç bu izlediğimiz bizim? Ben sana hesap mı vereceğim? 4 senelik sevgilimle ne zaman nasıl sarılmışım diye. Cümleni düzgün kur. Sevgilin değil. Geçmiş zaman. Sevgilin değil. Doğru. Ayrılmışsınız. Senin de sevgilin değil. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Ellerim kaşınıyor. Avuçlarım, dirseklerime kadar. Seni ben buraya uyarmaya geldim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden efendi gibi tavrını takın. Ben de buradan arkamı döneyim. Efendi gibi gideyim. Şimdi Akgün Gökalp Taşkın. Biz senden böyle izin alarak mı yaşayacağız? Ha? İzin mi almamız gerekiyor senden yaşamak için? Ha? Şimdi beni can kulağımla dinle. Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Avlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Çıt çıkmaz. Sakın bir daha o kızın böyle zafi noktalarından nemalanıp da yanına yamacına girip sokulmaya çalışma. Sakın. Bak, sakın. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken seninle flört etti mi, etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza ya da ne diyeyim bir kucaktan başka bir kucağa geçip... Akgün bir kere şaşırttı. Koş Soner. Ne dedim lan ben? Akgün! Lan bırak lan! Geç buraya! Bırak! Lan neler yapacağım lan sana? Hayır lan öldüreceğim bir şey yok! Bir şey lan! Ambulansı ara! Sal beni lan! Kaan! Sal beni! Kaan beni duyuyor musun Kaan? Seni duyamaz Yağmur! Akgün! Seni göremez! Sana sarılamaz! Sana sarılamaz! Kaan bak bana. Kaan gözlerini aç. Bir sakin ol. Şimdi bak ilk iş sana güzel bir açılış konuşması hazırlamak. Böyle etik kurulu etkileyecek dramatik bir açılış konuşması. İşte çocuğun bizden başka kimsesi yok. Annesiz kalmış.
ailesiz kalmış. Çaresiz ve işte sen de bu yüzden inisiyatif kullanmışsın. Ve vicdani tarafınla hareket etmişsin gibi böyle bir açılış konuşması yapalım. Benim savunmam mı? Senin iç sesin mi? Canancığım niye hep aynı yere iniliyorsun ya? Allah Allah. Ben sana demiştim ya Akgün'de kendini görüyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun diye. Doğru bence. Bu dingil herife bu fikri ben vermiş olabilirim. Nasıl? Yani kızıma git evlenme teklifi yap fikrini benden almış olabilir bu çocuk. Nasıl ya? Seninle tanışmamızı anlattım. Ay biliyorum ya. Ay hiç yıldız yani. Akgün'e söylenecek şey mi yani? Anlat onu. Yani ne yapayım Canan? Yani başka bir konuda örnek olsun diye kendimden, geçmişimden bir şeyler anlatayım dedim çocuğa. Anılarımı değiştim. Ama Canancığım anılarımın hepsinde sen varsın. Ben ne yapabilirim? Konuşmuyordu hani Yağmur seninle. Hayırdır? Efendim Yağmurcuğum? Baba. Baba çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Akgün Kaan'a saldırdı. Akgün Kaan'a saldırdı. Ne? Evet bak biz şimdi Kaan'ı hastaneye götürüyoruz. Baba lütfen gel tamam mı? Lütfen yardım et bize. Tamam geliyoruz. Al işte anladın mı? Yani anladım, gerçekten anladım. Bıktım ya. Bıktım abi ya. Bıktım ya. Geç. Geç. Tamam lan itirip kalktırma işte. Geldik. Girdik içeri. Sen niye geldin de beni aldın oğlum oradan? Ne yapacaktın? Adamı mı öldürecektin? Sen onun söylediklerini bir bilseydin. O kansızın Yağmur için bahsettiği şeyleri bir duysaydın eğer. Tamam ne yaptıysan yaptın bırak. Sen şimdi ne yapacaksın onu düşün. Polis falan gelmiştir. Ben bu mevzu yüzünden saklanmayacağım. Dört duvar arasında kalmayacağım. İfademi gidip vereceğim zaten. Ne olacaksa olacak. Kelepçe mi takacaklar? Taksınlar bana. Kelepçe taksınlar bana. Sen bana şunu söyle önce. Savcıyla konuşurken babamla görüştür beni dedim. Sen mezarda babanla mı görüşecektin? Hayırdır? Yaş, babam yaşıyor. Yaşıyor. Serap abla. Kaan nerede? Ambulans da gelmiş. Serap abla, Kaan iyi içeride. Ne oldu oğluma, ne oldu? Çok özür dilerim. Yağmur, Yağmur söyle ne oldu? Burnu çatlamış. Ne? Kim yaptı bunu? Biz önce bir Kaan'ı görelim de hadi. Yağmur konuşacağız. Bu seninle ilgili Yağmur. Tamam, hadi. İçerideler. Vay be. Demek Selçuk Taşkın yaşıyor ha. Gözün aydın mı denir? Ne denir? Savcı da götürdü seni. Sonra? Sonra ben fotoğrafı gösterdim. Babama. Dedim annem kendi çocuğu gibi tutmuş elinden. Delilendi. Anneme sanki ben bir leke sürmüşüm gibi algıladı yani. Allah Allah. Acaba bu hareket bana kimi hatırlattı? Savcı da sonra... Ben sizin peşinizden yıllarca koştum. Bu bilgi eğer düşse bana düşerdi demeye getirdi fotoğraf için. Ama öyle ya da böyle ben günün sonunda anladım yani ortalığı gereksiz yere ayağa kaldırdığımı. Falan filan. İşte önce bu ihtimali düşünüp ona göre sakin davranacaksın. Öyle de böyle halloldu işte mesele. Benim kafam kazan gibi ya. Ben gideyim de biraz yatayım. Git de biraz sakinleş. Sen buradasın değil mi? Buradayım. Çocuk nasıl? Çocuk iyi merak etme. İçeride şu an birazdan çıkartırlar herhalde. Soner mi? Bir versene. Soner merhaba. Akgün yanında mı? Bir konuşabilir miyim onunla? Yani şu an çok doğru bir zaman değil bunun için.
Ama yanımda güvende yani, merak etme. Benim yüzümden mi bu halde? İşte biraz öyle. Biraz da başka mevzular girdi işin içine. Kafası karıştı biraz. Ne mevzusu, ne karışması? Benim babam zihin oyunları oynamayı sever de... ...buna böyle bir şey göndermiş. Bir fotoğraf yani. Ne fotoğrafı? Neyse, onu zaten babanla hallettiler. Merak edilecek bir şey yok, iyi. Yağmur. Soner, benim şimdi kapatmam lazım. Ben seni arayacağım, tamam? Nazı verseydin bari. Kaan nasıl? Kaan isimdeyim usta. Ne oldu? Ya Serap ablalar içeride. Yağmurcuğum sen ne olduğunu tek tek lütfen anlatır mısın şimdi? Bir konuşalım onu ya. Evet. Ya sen ne söylediğinin farkında mısın ya? O serseri evin içine kadar girip... Allah'ım inanamıyorum ya. Tamam Selam'cığım, sakin ol. Polis çağrıldı mı? Rapor aldın mı? Hemen rapor alıyoruz. Ya Fatih abi, olay iyice büyüyecek. Gerek yok böyle bir şeye. Ya şu haline bak Kaan. Adli bir olay bu. Şimdi bu olay Selim'e de bulaşacak. Evet, bulaşacak. Karar verin. Gerek yok. Gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Sus Kaan. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım Fatih. Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Hadi gel. Hadi. Gel hadi, tamam. Hadi, yavaş. Hadi. Allah'ım yarabbim. Aç. Kaan, iyi misin? İyiyim canım baba. Kaan. Yapma Yağmur, yapma. Neler yaşandığını Yağmur size anlatmıştır herhalde. Ya çok kötü şeyler yaşanmış Serap. Da anlattığı kadarıyla Yağmur'un bir suçu yok yani. Yok mu canım? Ya şimdi hiç olmaması gereken şeyler olmuş. Yani çok korkunç tabii ama... ...yani bu konuyla ilgili ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Kaan, buraya ambulansla geldi Selim. Elinden almasalarmış öldürecekmiş. Ne elinden geleni yapacaksın? Çocuğun haline baksana. Yok, çok haklısın. Yani söyleyecek bir şey yok. Ama şu an Akgün zaten bizimle beraber değil. Yani sitede kalmıyor çocuk. Ve... Bu siteye girişi, çıkışı falan bunların hepsini bir öğreneceğim öncelikle. Çünkü orada bir sıkıntı var. Sonra da bu yaşattıklarını misliyle ödeteceğim onu. Gerçekten hiç kuşkun olmasın yani. Evet, ödeyecek. Tamam, hadi gidelim Serpil. Bir şey, pardon, çok özür dilerim. Kaan'cığım, öncelikle çok geçmiş olsun. Biliyorum yeri de değil ama... ...ya bu mevzuyla ilgili kafamda tamamlanmamış birkaç soru işareti var. Biraz konuşabilir miyiz seninle eğer sıkıntı olmayacaksa? Çocuğu bu halde sorgulayacak mısın ya? Sen bir dakika dur da. Şimdi bu Yağmur geldiğinde olay bitmiş anladığım kadarıyla. Yani bu Akgün'le aranızda sizin nasıl bir diyalog geçti ki bu çocuk bu kadar delirdi? Ya ben bunu gerçekten merak ediyorum. Biraz anlatabilir misin bana? Selim, Kaan'ı bu hale getirmesi için ekstra bir sebep mi lazım? Bu çocuk manyak. Yani evet, bence bir sebebi olması lazım. Ne yapacağım? Bu halde burada sorgulayacak mısın çocuğu? Avukat sen bir karışma ya, bir karışma. O zaman ben sana anlatayım ne olmuş. Senin haydut gelip Kaan'a bir görüntü göstermiş. Görüntüde Yağmur'la Kaan arkadaşça birbirlerine sarılıyorlar. Ama senin oğlan her nekmese dellenmiş ve çocuğa girişmiş. Üstelik evde de hasar var. Ben şimdi Kaan'la konuşuyorum değil mi? Yani sen hangi sıfatla Kaan'ın yerine cevap veriyorsun? Avukatı olarak. Olay adli, darp ve haneye tecavüz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Şaka mı bu? Avukatı mı senin gerçekten? Biz şimdi rapor alıyoruz ve karakola şikayete gidiyoruz. Bu arada Yağmur ve Naz, sizi de tanık olarak göstereceğiz. Fatih abi, böyle bir şeye gerçekten gerek yok. Ne olması gerekiyorsa olacak Yağmur. Tamam ya, tamam. Benim için konu aydınlandı ya. Çok belli. Yani işte adam benim üzerime oynuyor. Yani benim buna dahil olacağım bildiği için de... ...meselesi benle yani. Biliyorum, anladım mevzuyu. Tamam, sakin, sakin. Konuşuruz sonra tamam, bunu. Tamam, şimdi yapmam. Tamam, ya. Tamam. Bir şey yok ya. Kaan'cığım, sorduğum soruya bir cevap verebilir misin ya? Çok kısacık. Ya bu halde çocuğu mu sorguluyorsun? Sen savcı değil misin? Git o haydutu bul, onu sorgula. Bak avukat, ben kimseyi sorgulamıyorum. Kaan'la bir şey konuşmaya çalışıyorum. Sen yaptığın şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Böyle normalmiş gibi konuşuyorsun yaptığın şey ama değil. İkimiz de senin niyetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin ikinizin mayası aynı biliyorsun değil mi? Ama bu çocuğu yedirmem ben size. İkiniz birbirinizin tıpkı aynısınız. Ya bakın, ortada bir darp var. Karşımdaki adam savcı,
Ve gelmiş burada mağdurun üzerine yürüyor. Lütfen yani. Ya senin bak ben bir derdin varsa benimle uğraş. Çocukların üzerinden arkamdan iş çevirme, onu demeye çalışıyorum. Şimdi git nereye ifade veriyorsan ver. Sen Akgün'ü bile savunursun. Suçlu olsa bile değil mi? Aa, gerçi bunu niye soruyorum? Sen daha önce yaptın bunu zaten. Sen neyi maydıyorsun ya? Yok sen daha önce de bunu hadi yaptın Fatih, zaten. Hadi Fatih. Bir dakika sen neyi maydıyorsun? Yapmayın. Ha? Şurada yapmayın lütfen. Fatih gidelim. Şimdi bak. Ben olayın gerçek tarafını öğreneceğim, ondan sonra ne gerekiyorsa yapacağım. Ha gerekiyorsa savunacağım çocuğu. Gerekmiyorsa savunmayacağım ama sen bu işin içindeysen ve karşında duruyorsan o zaman işler değişir. Çünkü senin el attığın herhangi bir şeyin doğru olma ihtimali yok. Savcı istediğin kadar yırt kendini. Biz şimdi ifademizi vermeye gidiyoruz. Gerisine yasalar karar verir. Öyle değil mi savcı? Ne yapıyorsan yok. Hadi yallah. Hadi gidelim. Gerek yok tamam, çözerdik ya. Yok Canan tamam, mevzu tamam ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani belki yemek yememişsindir diye. Öyle sevdiğin şeyler de var. Zahmet etmişsin, eline sağlık. Bir şeyler içeriz dedim. Otur sana. Hata mı yaptım? Hayır. Ben yaptım o hatayı. Hem de o kadar büyük bir hata yaptım ki. Bunu söylemenin böyle kolay bir yolu da yok. O yüzden neyse birden söyleyeceğim işte. Sen ne diyorsun Metin? Serap. Açmıyor ya. Alacaklar, içeri alacaklar bu dangalağı ya. Olacak yani. Yağmur, sen de burada iniyorsun? Biz zaten hastaneden önce buraya gelecektik. Aynen, bizim kuzimle film gecemiz şimdi kaç yıllık. Gelenek bozmak olmaz. Ha, film geceniz. Bu kadar şeyin üstünde film mi izleyeceksiniz? Rahat bırak ya, bırak izlesinler. Tamam, okey. İyi, hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Hadi iyi geceler kızlar. İyi geceler. Niye yalan söyledik biz şimdi? Niyetin ne? Soner'in evini biliyor musun? Akgün'le görüşeceksin değil mi? Nasıl? Hadi. Hadi bir ara, hatta buluşmak istediğini falan söyle. Yağmur, emin misin? Hadi Naz. Hadi lütfen. Peki. Yok. Yok, cevap vermiyor. Yani hastanede. Arayı buldun mu Arif çocuğu? Fatih'i gördün yine. Ha? Bir kendini kaybettin. Bir kör bir nefret var. Anlamıyorum gerçekten ya. Yani o nefret bitmeyecek Canancığım. Ben onu sana söyleyeyim de baştan. Neden biliyor musun? Çünkü o sinsi herif sana aşık. Ay Kerem'e aynı saçmalık ya. Ne? Asıl senin bunu görmüyor olman saçmalık Canan. Adam sürekli Serap'la beraber. Artık Kaan'ın avukatı bile olmuş yani. Bunlar tamam yani, bir şey var aralarında belli. Bence sen arkadaşınla git konuş. Çünkü başkasına aşık adamdan hayır gelmez. Allah Allah Allah. Ne oldu, hayırdır, niye gülüyorsun? Komik geliyor bu kıskançlığın artık gerçekten. Seven insan kıskanır canım. Hadi görüşürüz, iyi geceler. Bir kahve içmeyelim mi içeride? Saçmalama, altı içeride. Allah Allah, ne dedim, kahve içelim dedim ya, Altay içeride ne? Yani aklından senin neler geçiyor ya canım? Ah Selim.
artık 6 ay içeride olmasa ne olacaktıysa. İyi geceler. Ne güzel böyle tombul tombul bir gelin buldum değil mi sana? Oğlun da mutlu işte. Sen bana dua etsene ki tutacağına. Ufuk amirim. Amirim deme diyorum Selçuk Bey. Daha amir değiliz yani. Ya, amir olacaksın. Pek de yakışacak amirlik sana. Ya şu geçen gün getirdiğin dibek kahvesi pek bir güzeldi. Ben onun kıvamını bir türlü tutturamıyorum. Nasıl yapalım onu? Ben yaparım. Tamam. Ya zahmet olmasın Ufuk amirim. Tamam, sorun değil. Amirim deme ama. Peki. Ben bir tuvalete gideceğim. Alo? Halil Sadi'nin evinden. Kimsiniz? Bana Halil Sadi'yi ver. Halil Sadi Bey müsait değiller. Taşkın arıyor de, çabuk ol. Sen misin gerçekten? Racona ters düştün. Ölüleri işe karıştırıyor muyduk biz? Halil Sadi. Aşağılık bir muhbir mi bana racondan bahsedecek? Bana bak. Senin derdin bende. Oğlandan uzak duracaksın. Rahmetli eşimi de bu işe karıştırmayacaksın. Bu bilgi önüme düştü. Gerçi eskiden de bahsedilirdi bu dedikodudan. O zaman da çok kızardın. İftira. Oğlumla uğraştım. Senin canına kastettim. Bunlar için değil de bir iftira için mi arıyorsun beni? Senin durumundaki biri iftiradan korkar mı? Sayende gerçek olduğunu anlamış olduk. Ay yaşa be Ufuk amirim. Bir daha sefere ben yapacağım söz. Tamam, sorun değil. Afiyet olsun. Evi nereden buldunuz ya? Eray'dan bulduk, çok zor olmadı. Nerede Akgün? Yukarıda. Selam. Neden babamın telefonlarını açmıyorsun? Hesap sormaya mı geldin sen buraya? Ya çocuğun burnunu kırdın. Evine zorla girdin. Şu anda senin başın dertte, sen farkında değil misin ya? Alışığım ben. Kaan senden şikayetçi oldu. Babam seni korumak için telefonla arıyor. Nerede telefonun? Hadi bir ara şunu. Umurumda değil. Ne bu halin? Normal değil bu Akgün. Ya sadece benim bir görüntümü gördün diye bu kadar delirmiş olmana ben inanmıyorum. Başka bir şey var. Yağmur sorup durma artık. Yeter, yarın ben gider ifademi veririm, tamam? Ondan sonra da konu orada kapanır biter. Ya tutuklanırsan? Bir şey olmaz. Hapse girersen ne olacak? Ya yatarım çıkarım, bir şey olmaz. Ya bir kendine gel ya. Bir kendine gel. Ne bu umursamazlık? Beni mi cezalandırıyorsun, kendini mi? Sürekli kendini zora sokuyorsun, zor duruma sokuyorsun. Niye Akgün? Niye? Çünkü Kaan bana sarılmış. Ben bunu sana açıkladım, anlattım Akgün. Ya yanlış anlaşılma. Bir şey yok dedim. Sen niye bana güvenmiyorsun? Niye beni kırıyorsun sürekli? Yağmur, bir tek sana sarıldığı için değil. Çekip gidecektim ben, dönüp gidecektim. Arkamı döndüm ama öyle pis laflar aldı ki ağzına. Öyle
böyle değişik değişik konuşmaya başladık senin hakkında. Yani onların şu kadarı için bile kırardım onun burnunu. Ne demiş olabilir Akgün? Onun ettiği laflar bana zarar verebilir mi? Aferin sana. Aferin, ne oldu? Ne yaptın? Burnunu kırdın, benim namusumu mu korudun? Estağfurullah. Onun ettiği laflar değil. Senin şu anda kendini soktuğun durum benim canımı yakıyor Akgün. Yapma, ne olursun bak. İfade verirken az bile yaptım deme, tamam mı? Alttan al. Beni tahrik etti de, kendini koru. Bak sakın suçu kabullenme lütfen. Bir kere ya. Bir kere olsun kendin için bir şey yap. Akgün lütfen, yalvarıyorum sana ya. Yok. Gerçekten şu anda yaptığın hiçbir şeyin bir mantığı yok. Başka bir şey var belli. Yani sadece ikimizle alakalı bir şey değil. Anlatmayacaksın da. Önceden biz konuşmadan anlaşırdık seninle. Şimdi ben bağırıyorum. Sesimi bile duyuramıyorum sana. Bir fotoğraf gönderdi bana. Gel otur. Halil Sadikansız bir fotoğraf gönderdi. Annemin fotoğrafı. Bir şey içer mi? Bir şey içer misin? Yok, iyiyim sağ ol. Peki. Evin çok güzelmiş. Anlamadım. Evin diyorum. Çok güzelmiş. Sen mi dekor ettin? Yok, eşyalı tuttum ben burayı. Ben pek anlamıyorum bu işlerden. Ama sonuçta ben tuttum. Değil mi? Sağ ol, beğendiysen. Böyle misafir gibi oturmana gerek yok, ev sahibi sensin yani, rahatsız oluyorsan. Misafir gibi mi oturuyorum? Yok. Gayet rahatım ya. Gayet rahat oturuyorum ya. Gayet rahatım. Bu arada teşekkür ederim. Ailem renkli yani. Klasik, kim olsa aynı şeyi yapardı. Yapmazdı. Bir zorunluluğun yoktu sonuçta, yapmasaydın yapmazdın. Ne yapacaktım canım yani? Adamı orada yerde mi bırakacaktım? Hangi adam? Pardon. Babanı. Babanı öyle yerde mi bıraksaydım? Babam ne alakaya? Sen tekneden bahsetmiyor musun? Yo, ne teknesi? Sen bizim dükkana gelmişsin, annemden özür dilemişsin, çiçek getirmişsin ya, onu diyorum. Tamam, sen ondan bahsediyorsun. Bir dakika, bir dakika. Ne teknesi ya? Baban falan ne alaka? Konuşamıyorum, biraz içebilirsin. Gel, gel, içeri gel. Peki Akgün'ü bulabildiniz mi? Savcım, Akgün iş yerine ekipleri göndermedim, kendim geldim. Ama burada yok. İyi tamam, ben yarın bulurum, öğrenirim yerini. Sonra sen alırsın. Tamam Ali'ciğim, hadi kolay gelsin, görüşürüz. Metin? Ne haber abi? İyi, hoş geldin. Geçsene. Ya Selim sağ ol. Hani dün yani olan onca şeyden sonra almayabilirdim ben ev. Ama saçmalama, manyak mısın ya? Allah Allah. Ya buraya istediğin zaman gelebilirsin. İstediğin kadar kalabilirsin. Öyle bir şey olur mu ya? Allah aşkına. Gelsene, ne yapıyorsun? İyi misin? Cık. Gidecek yerim yok abi. Metin aradı görüşmek için. Ben de tabii heveslendim falan.
hazırlık yaptım beton. İşte beyaz masa örtüleri, mezeler. Böyle salak gibi giyindim falan. Çünkü salağım ben yani. Salağım, gerçekten salağım. Çünkü hiçbir şeyin önünü, arkasını göremiyorum. Zannediyorum ki elinde kır çiçekleri herif kapıma gelip özür dileyecek benden. Aldatmış beni yine. Nasıl aldatmış ya? Serap'ı öpmeye kalkmış. Ne? Sarhoş tabii. Kadıncağız da zorluğunda bıraktık. Bir de gelmiş yüzümü baka baka anlatıyor ya. Serap bir şey demedi mi? Ya ne diyecek böyle bir rezilliğe kadın? Ne desin? İşin kötüsü her şeyi Naz görmüş. Her şeyi görmüş. Her şeyi. Ne diyorsun ya? Bitti bu iş. Ben artık boşanıyorum. Sen böyle bir şeyi nasıl yaptın ya? Belki de sürümcemede kalmasınlar diye. Betinciğim şimdi yanlış anlama da, yani bu senin ani böyle öfke nöbetlerin, ne bileyim bu patlamaların sonra, ne bileyim işte bu falan. Yani psikolojin pek iyi değil gibi. Anlatabiliyor muyum? Bak bu senin yaptığın şey bayağı dışarıdan hani karını aldatmışsın gibi görünüyor. Yerlerdeyim. Yerlerdeyim. Acaba yardıma ihtiyacın vardı. Hani birilerine yardım bekliyordun. Ama senin de haberin yoktu. Öyle bir şey mi acaba? Bana kimse yardım edemez be abi. Yani hayatta bana yardım edebilecek tek insanı da yerin dibine soktum ben. Kızımın. Ben bu çocuğun yüzüne nasıl bakacağım ya? Ne diyeceğim? Çocuk her şeyi öğrenmiş. Ya senin suçun değil ki. Ya bu çocuk babasına aşıktı ya. 18 yılı yaktın, yıktın, gül ettin. Şimdi nasıl düzelecek araları bilmiyorum. Abla, bak sen hala baba kız arasını düşünüyorsun yani. Sen bir kendine odaklan. Kendi durumunu düşün önce. Bana diyor ki, ben onu başka bir adam yapmaya çalışıyormuş. Ben böyle bir kadın mıyım ya? Ha, ben kocamın hayatını mahveden bir kadın mıyım ya? Hayır ablacığım, hayır. Beni suçladım hep. Yani istediğim hayatı yaşayamıyorum, onun istediklerini yaşıyorum diye ama yok abi öyle değil. Yani ben neyi anladıktan sonra vurgun yedim biliyor musun? Hı. Ya benim bir hayalim bile yok. Yani bir hayal bile kurmamışım ben hayatımda ya. Bence biraz kendine haksızlık ediyorsun. Hani bir dönemden geçiyor olabilirsin ya, biraz öyle düşünmek lazım belki de, bilmiyoruz ki. Çünkü yani sizin ilişkiniz Canan'la benim için bizim her zaman örnek aldığımız bir ilişkiydi, anlatabiliyor muyum? Bak ne yaşanırsa yaşansın, ne yaşanmış olursa olsun Metin, aklından çıkarma. Sen çok iyi babasın. Ben değiştiğimi sanıyor ama yok abi, değişmedim ki ben. Yani 20 yıldır o adam olmaya çalışıyorum, iyi bir baba, iyi bir eş ama yok. Değilim yani ben, o adam değilim. Hiç ne olduğumu da bilmiyorum, kendimi bile tanıyamıyorum artık. Bari ailemi kurtarayım bu karanlıktan. Bak eğer kusura bakmayacaksan sana çok samimi bir soru soracağım. Sor abi. Sen bu yaptığın şeyi acaba özellikle yapmış olabilir misin? Hani insanlar fark etsin, görsünler, insanlar bu mevzuyu bilsinler diye özellikle bilerek yapmış olabilir misin? Metin bunu bilerek yaptı. Onu terk etmem için yaptı. Kendi söyleyemediğini bana söyletti. Yok Metin, sensiz olamaz da. Olur. Bu kadar mı zor beni sevmek? Allah'ım. Sen olsan ne yapardın, affeder miydin? Boşandım abla. 10 yıl önce affettim ama artık affetmem. Bitti bu sefer. Yok bacanak.
Bitti gitti yani. İşte herkes hak ettiğini yaşıyor abi. Benim payıma düşen de bu. Metin tamam ya, tamam da yeter ya. Allah Allah, işkence diyorsun kendine ya. Bir çık şuradan Allah aşkına. Oh. İstanbul'a gidip ne soracaktın? Ben sormam gereken şeyi büyüklerime sordum, cevabını aldım. O anda orada bitirdim mevzuyu, tamam, kapandı benim için. Hayır, soru o değil. Babam seni durdurmasaydı gidip Halisade'ye ne diyecektin? Akgün bak, bu intihara teşebbüs. Yani bak, ne zaman başın sıkışsa, zorlansan hep aynı refleksi veriyorsun. Yapma bunu. Ya sen kendini cezalandırmaya çalışıyorsun. Sırf canını yakmak için bahane arıyorsun ya. Benim canım zaten yanıyor Yağmur. O yüzden ekstra bir... bir takviyeye ihtiyacım yok ya. Gideyim ben. Ne oldu söyle? O fotoğrafı görünce hissettiğin ilk şey öfke miydi? Yani başka bir şey yok mu? Yok. Bence var. Abin olma ihtimali düştü değil mi içine? Yok. Öyle değil. Hayır ya, ben ihtimalinden bahsediyorum. Yani gerçek olmasını hayal etmiş olabilir misin? Hayatta insanın tutunabileceği birinin olmasını hayal etmesi ayıp bir şey değil. Gerçekten abin olsaydı ne hissederdin? Yine eser gürler miydin? Ya da annene ve babana mı kızardın? Yoksa acaba abim nasıl bir insan diye merak mı ederdin? Ne yapardın? Öyle bir şey olmadığı için bunu düşünmeme de gerek yok diye düşünüyorum. O zaman ben düşüneyim yerine, izin var mı? Yağmur ya. Tamam. Tamam bak. Evlenme teklifi etmenin tek sebebi bence babama olan saygın değil. Ya da senin delikanlı kodlarından biri değil. En azından sadece o değil. Sen kendini yalnız hissediyorsun. Tek başınaymışsın gibi düşünüyorsun. Hani böyle... sanki karanlık bir odada tek başına kalmış bir çocuk gibi. O yüzden hemen evlenme teklif ettin. Değil mi? Hayır cevabı verdiğin bir sorunun nedenini, niye içine ne? Niye kovalıyorsun sen Yağmur? Seni sevmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Geçmelisin. Yapamıyorsam. Yap derim. Bir gün eğer annenin yanındaki çocuk kim diye merak edersen etmiyorsun değil mi? Etmiyorum. Olsun. Ben yine de seve seve bulmana yardım ederim. Sonuçta komşunun çocuğu da olsa tuttuğu el annenin eli.
toparla kendini. Yani öyle yerde görünce ben teknede doğal olarak yardım ettim. Yardım ettim, tesadüf. Gece gece marinada dolaşıyorsun, babamla karşılaşıyorsun. Böyle de bir tesadüf oluyor. Soner, sen yalan söylemeyi beceremiyorsun. Tamam. Tamam. Tamam ya. Özür dilemek için gittim ben babana. Çok üzülüyordum. Seni öyle görmeye çok... Ne? Dayanamıyor muydun? Yani... Tamam mı? Konuştunuz mu? Evet, tamam. Hadi gidelim. Biz kalkalım. Görüşürüz sana. Görüşürüz. İçeride. Ablam da bende uyuyor. Anlattı sana değil mi? Anlattı. Öküz oturdu içime ya. Nasıl yapabilir böyle bir şey yani? Aldatmak bunun adı. Başka bir şey değil. Niyeti yeter. Yani öyle nefis meselesi falan değil bence. Daha derin bir mevzu. Neymiş derin mevzu? Anlatmak bana düşmez ama. Ya orta yaş krizi ya işte. İçip içip. Zaten serseri mayın gibi dolaşıyordu ortalıkta. Bu kağıdı da var. 10 yıl öncesinden. Neyse. Bir şey desene. Ne diyeyim canım? Gıybet mi yapalım? Ben sevmiyorum ya gıybet. Yani. Şey, bir düşünüyordum da. Hı? Hani senin İstanbul'da bir evin vardı, bir düzenin vardı. Yani toplasan zaten kaç gereken bir şeydi bende. Hiç de aklıma gelmemiş. Ne bileyim yani. Hani yalnızsın da sürekli. Hiç bir kadına yani şey yapmasan da tabii. Ne bileyim öyle anlık bir aklına gelmiş midir yani? Sen ne yapıyorsun sen? Boşadığın kocanın ağzından laf mı almaya çalışıyorsun? Hayır diyemiyorsun yani. Hayır diyorum Canan. Benim böyle bir şey yapmaya vaktim mi vardı ya? Bunlarla uğraşmaya. Demek ki sen aklından, kafandan geçirmişsin ki... Benim aklımdan ne geçmiş ya? Saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Ay. Genelde erkekler yapar zaten böyle şeyleri. Ben yapmam. Tamam ya, ben yatıyorum. İyi geceler. Hiç de aklından geçmedi mi yani? Hani geçmiş gitmiş şey sonuçta. Söyleyebilirsin bana yani. İstersen seni şu an ikna edebilirim. Nasıl olacak o?
Gel buraya gel. Sana çok aşığım. Ve ben seni hala ilk günkü gibi öpüyorum. Sana aşık olmaktan bir saniye bile vazgeçmedim ben. Ama böyleyken başka bir nasıl bakayım ya? Nasıl, güzel uyuyabildin mi? Ama biraz rüzgar var değil mi salonun içinde? Pencereler yok, kapılar patlamış falan. Buz gibi oldu, üşüdüm biraz. Nasıl, beğenmedin mi evi? Tamam, mesajı aldım. İyi, mesajı aldıysan o zaman eteğindekileri dök bakalım, neler var elinde. Ama bak, beni oyalamaya çalıştığını hissedersem ya da zaman kazanmaya çalıştığını hissedersem o zaman işler değişir. Tamam mı? Ali Sadi'nin bütün ilişki anı ne dersin? Hı? İş adamları, bürokratlar, rüşvet verdikleri, kullandığı isimler. Halil Sade'nin bütün ilişki ağı. Güzel, ilgileniyorum. Ama sen bu bilgiye nasıl sahipsin? Yanından ayırmadığı bir defteri var. Bir görüşmemizde 5 dakikalığına o defterle yalnız kalmıştım. Ben de fotoğraflayıp kopyaladım. Güzel. O zaman şimdi bana ezberden birkaç isim söyle. Değerini belirleyelim. İsimler şifreli. Şifreli. E nasıl çözeceğiz? Sen yıllardır bu adamın peşinde değil misin? Her adımını takip etmiyor musun? Yediği yemekten köpeğinin ismine kadar bilmiyor musun? Çözersin diyorsun ya. Çözersen. Tamam. Sadece Halil Sadi'nin değil, arkasından gelecek olan Halef'ini de bağlantılarını da çökertirsin. Yılların emeği var o defterde. Anlasana. Sana adamın bütün ağını teklif ediyorum. Okey. Nerede o defter? Tam tanık koruma istiyorum. Tanık koruma istiyorsun. Benle pazarlık yapıyorsun. Oğlum sen pazarlık yapacak durumda mısın benimle? Ha? Sen bana getireceksin, defteri masama koyacaksın. Oturacağız, ondan sonra konuşacağız. Evinde kopyalar, kasada. Yalnız bu bilgileri kendine saklamanı tavsiye ederim. Gerekirse git, kopyaları kendin al. Kime güvenebileceğini bilemezsin savcı. Ne yapıyorsun, akıl mı veriyorsun sen bana şimdi? Meslektaş tavsiyesi diyelim. Ulan başlarım lan senin mesleğine. Meslekmiş. Gel. Savcım, bir bakabilir misiniz? Ne oldu Ali? Önemli. Ne oldu, nedir? Akgün. Buldunuz mu, aldınız mı? Bölge savcısı Akgün'ü bizden önce aldırmış. Bölge, hangi bölge bu, malum savcı mı? Doğrudur savcım, şu anda polise aldırıyor ifadesini, kendi girmemiş. Herifin derdi benle ya, taktı bana. Ben, bak benim üzerime oynuyor herif. Akgün üzerinden de mücadelesi benimle böyle. Savcım, avukatı ne yapalım? Vereceği bilgileri alın, beklesin orada beni. Emredersin savcım. Allah'ım yarabbim ya. İmzala ifadeni. İfade imzaladın mı lan? İmzalamadım, imzalıyorum şimdi. Ha tamam. Avukatı nerede bu çocuğun? Avukat istemedi. Ben alayım o ifadeyi. Şimdi komiserim, ben bu çocuğu alıyorum. Savcıya dersin ki mahkemeye bile çıkacak olsa bu çocuk benim gözetimde, tamam mı? Tamam. Hadi kalk sen de. Gel, gidiyoruz. Oğlum sen neredesin lan? Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyorsun. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ha ne oldu şimdi? Benden önce aldılar seni. İyi mi oldu? Gözüm görmesin dedim. Ben de kulağın da duymasın dedim o zaman. İfademi verip bırakırlar, bir şey olmaz. Kim bırakıyor seni ya? Oğlum sen farkında mısın? Bu adam seni benimle uğraşıyor. Takmış kafayı bana ve tutuklayacak seni. Mahkemede tutuklayacak ve haklı da. Haneye tecavüz var. Adam yaralama var. Her şey var. Tutuklatacaklarsa tutuklatacaklar. Yapacak bir şey yok. Sen bu çocuğa ne yaptın? Ne gerekiyorsa onu yaptım. Burnunu kırmakta niyetim çatlamış. Az bile yaptım. Oğlum sen nasıl bir vakasın lan? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Sen şiddet bağımlısı mısın? Böyle şey olur mu ya? Orman mı lan burası? Sen beni niye aldın, niye açardın onu söyle bana. Çünkü bana hesap vereceksin. Çünkü herkesten önce ben duyacağım bunları neden yaptığını. Ya beni sal artık, ben bir gideyim ya.
Salacağım. Şu savunmana bir bakayım, ondan sonra salacağım. Beni bir gönder de ondan sonra okursun. Yok, bir dakika. Hocam, bakalım şu ifade ne demiştim, bir anlayalım. Dur. Allah Allah ya, sonra okursun ifadeyi. Lütfen şu an bakma, bir sakin de ondan oğlum, sonra... Oğlum bir dur lan, bir dur. Okuyacağım. Savcı... Oğlum bir dur. Bir dur, okuyacağım ya ifadeni. Savcı Selim Kara'nın kızı Yağmur. Allah kahretsin. Ancak Kaan'ın Yağmur'un bu durumdan Yağmur şikayetçi olunca... Kafası karışık, bu nedenle Yağmur hep böyle kucaktan kucağa geziyor. Kucaktan kucağa mı geziyor? Öyle öyle bir şey mi dedi? Bir sakin ol. Bu çocuk bunu söyledi mi lan? Allah. Sakın, sakın, sakın. Sakın çık önümden. Sakın çık önümden. Bu avukat Fatih Doğanay burada mı? Başkomiserin odasında. O şikayetçi olan çocuk yanında mı? Yanında savcı. Değil de. Allah aşkına lan. Al bunu. Bir sakinleyelim ondan sonra. Komiserim, darp raporu da dosyada mevcut. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz çıkalım o zaman. Buyurun. Sağ ol Fatih abi. Akgün denen haydut şu anda emniyette ifadesi alınıyor. Tutuklanabilir mi? Orası savcının inisiyatifine bağlı. Selim savcı çıkarır onu. Selim'le arası kötü bir savcı bakıyor davaya. O kadar emin olma. Bana neden yardım ediyorsun abi? Haklısın da ondan. Kaan! Kaan! Sen benim kızımı öğretedin lan! Sakin ol savcı, ne oluyor? Savcım, koskoca Cumhuriyet Savcısı! Sen benim kızımla kucaktan kucağa geziyor dedin mi lan? Savcı sakin, ne oluyor? Allah aşkına seni gebertirim. Bak seni, getir! Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin bu barbarlara. Sakin ol. Seni gebertirim bak. Seni öldürürüm çocuk. Ne oluyor burada? Birisi alsın şu savcıyı ya. Emniyette değil miyiz sen biz? Sen kimsin lan? Benim kızımla kimse böyle konuşamaz. Sizin mayanız aynı demiştim ben sana. Görüyorsun değil mi? 19 yaşındaki çocuğa saldırıyorsun savcı. Sen benim kızımdan uzak duracaksın. Gölgen üstüne düşerse seni öldürürüm. Savcım ben pişman oldum, tamam ben durdum. Sen hala ne yürüyorsun ya, dur. Allah aşkına ne Allah'ıma demişsin, yürüyorsun. Ne demiş dur. Ne var yani? Bunun karşılığında darp mı? Burnunu kırmak mı yani? Ne biçim karnın adamısın sen? Kontrolden çıkmışsın savcı, sakin ol. Çok güzel yapmış. Aferin lan. Savcım emniyetteyiz. Eline sağlık. Keşke burnunu kırsaymış. Keşke burnunu kırsaymış. Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum ya. Suça teşvik eden savcı mı olur? Ne biçim savcısın sen? Sakin, korkmana gerek yok. Kızımdan uzak duracaksın. Kızımdan uzak duracaksın. Tamam, bağırdın, çağırdın, şovunu yaptın. Hadi güle güle savcı. Korkma, hiçbir şey yapamaz. Sakin ol sen, ben buradayım ya. Merak etme sen. Savcım! Oh! Savcım! Fatih abi. Abi sen iyi misin? Fatih abi. Sakın. Kızımın yakınında görmeyeceğim seni. Bacaklarını kırarım seni. Tamam, hadi gidelim savcım. Sen de defol git. Kime şikayet ediyorsanız şimdi. Abi. Lan savcı. Bunun hesabını sorarım. Fatih abi sen iyi misin? Abi dur. Dur bir lavaboya gidelim abi. Abi. Gel abi. Ali başkomiserim bir su var mı odada su? Var var. Oh. Savcım. Kıpkırmızı oldu ya. Savcım al. Ne oldu? Avukatı şey yaptı. Nasıl ya? Bayağı ya. Orada neler oldu ya? Tamam tamam rahatladım. İyi misin biraz daha? Keşke tam şunu tam içseydin. Gözün oğlum, kıpkırmızı. Sen niye söylemiyorsun? Neden dövdüğünü daha önceden bana niçin söylemiyorsun ya? Şiddet iyi bir şey değil dedin. İyi bir şey değil. Aferin mi diyorsun şu an bana? Demiyorum. Dedin ki orada adamlara da keşke burnunu kırsaydı. Ya ben sinir anında ne dediğimi biliyor muyum ya? Sinir anında çıktı ağzından öyle bir şey ya. Tamam hadi şunu biraz daha içme. Allah aşkına bitir. Oğlum tamam istemiyorum, sakinleştim ya. Bak sen şu an sakinim diyorsun ama değilsin. Şu an alev fışkırıyor gözlerinden. Allah aşkına çok sinirlisin. Yukarıya bak şu suyu. İstemiyorum. Ulan avukatı yumrukladık Eğim ya. Avukatı kine yumrukladım biliyor musun? Ortalık inledi burada. Sağ direğe çakıverdi. Yapma ya. Şiddet iyi bir şey değil. Şiddet hiç iyi bir şey değilmiş yani. Tamam. Sen aldın mı Münir'den alacağın şeyi? Aldım savcım. Adres ve şifreyi verdi. Ben bir iki tane sivil alayım, gideyim halledeyim bu işi. Yok yok, beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz ama kimsenin haberi olmayacak. Tamam mı? Sen de geliyorsun. Ben nereye geliyorum? Kalk sen de benimle geleceksin. Burada seni savcı mavcı yakalar tek başına. Üstüne gelir olmaz. Bak ben bu şekilde... Olmaz öyle. Üstüne gelmeyecek kimse senin. Burada sen benim gözetimim altında kalacaksın ifade verene kadar. Hadi kalk yürü gidiyoruz. Anlaşıldı. Tamam anlaşıldı. Haydi. Elim ayağım boşaldı. Bakayım. Ya. Oğlum bir dur lan, bir şeyim yok ya. Ya bir şeyine bakmıyorum, Allah Allah, bir şeyine bakmıyorum. Sen iyi misin abi? Ah.
Sen de bir sakinleş artık oğlum ya. Korkma bu eşkıyalardan bu kadar ya. Abi Selim Kara benden şu an nefret ediyor ya. E güzel, sen de ondan nefret et işte. Bu insanlar senin dostun değil koçum, değiller. İlk fırsatta ezerler seni. Görmedin mi adamın ne kadar ileri gidebildiğini ya? Allah Allah. Ben gözlerimle gördüm abi. Selim Kara o adamı evinde sakladı ya. E güzel. Benim bu gördüklerimi anlatmak istesem benim kimi bulmam lazım? Soruşturmayı yapan savcı burada. Seni hemen görüştürebilirim istersen. Hadi. Tamam. Tamam, ben bir düşüneyim abi. Annemle de konuşayım. Tamam. Kaan. Sana zahmet, çantamı al, sen beni arabada bekle 2 dakika. İyi günler başsavcı, nasılsınız? Siz iyisiniz değil mi? Selim savcıyla nahoş bir olay yaşadık da. Emniyetin içinde mi? Maalesef. Şikayetçi olacaksınız herhalde. Vallahi henüz karar vermedim çünkü elimde daha büyük bir şey olabilir. Anlayamadım. Akgün Gökalp Taşkın'ın Selim'in evinde saklandığını gören tanığı bulmuş olabilirim. Bu soruşturmanın seyrini değiştirir sanırım. Bu her şeyi değiştirir. Selim Kara yalan ifade vermiş olur. Görgü tanığının benimle görüşmesini sağlayın hemen. Gerisini ben hallederim. Memnuniyetle. Güzel. Güzel işte, savunmaysa savunma ya. Tamam. Sen artık hayatımızdan çık Bedri. Tamam. Düşün Canan Bey. Korhan, ofisine gelip konuşmak istiyorum. Bedri. Dosyanın tevdiğini bekliyorum. Sonra para meselesi konuşulacak. Tevdi, Bedri. Sen bu kadar terminolojiye nereden hakimsin bir defa? Hukukçu olabilirsin. Kuvvetle muhtemel. Ofis varsa avukat olabilirsin. Peki. Yani Bedri avukat İzmir yani. Sen niye okulda değilsin? Dün gece de geç geldin. Kafama takılan bir şey var. Bir avukat olarak sana danışmak istiyorum. Akgün'den şikayetçi oldular, ne kadar ceza alır? O mu? Evet, içimi okuyorsun. İçini okumama gerek yok aşkım, tanıyorum ben seni. Dün gece de büyük ihtimalle film falan izlemediniz Nazlı. Tutuklanır mı? Şimdi önce şunu da bir anlaşalım, bu yaptığı yanlış. Ne olursa olsun. Biliyorum. Hemfikir miyiz bu konuda? Evet. Tamam. Yani basit bir darp olsa daha iyimser şeyler söylerdim ama. Eve girdi. Yani haneye tecavüz var. Hakime savcıya bağlı olarak para cezasına çevrilebilir belki. Mahkumun sicili var. Aşkım hukuk göreceli bir kavram, yani inisiyatifler giriyor devreye. Ama şimdi tutuklamak da çok ileri bir durum yani. Yani tutuksuz yargılanabilir. Ya da dediğim gibi işte paraya çevirmeyle kurtulabilir cezadan. Ama Akgün'ün bir avukata ihtiyacı olduğu kesin. Benden avukat olmamı istiyorsun. Akgün taş kafa. Biz ona şiddete meyilli diyoruz aşkım. Hayır, sadece kafası karıştığında diyoruz. Kendi sesini duymak istemediğinde daha çok bağırıyor. Bahane değil bu. Anne, beni dinlemiyor. Yani hiç düşünmeden her şeye hayır diyor. Ve burnunun dikine gidiyor, sağa sola saldırıyor. Aşkım, Akgün'ü tedavi etmek senin görevin değil. Yanında olmalıyım. Herkes Akgün'ü terk ediyor. Bilmiyorum anne, yani böyle bak içimde kötü bir his var. Her şey Akgün'ü buluyor, her şey Akgün'ün başına geliyor. Bela paratoneri gibi ya. Ama sana bir saygısı var. Sana değer veriyor, bak seni dinler. Yardımına ihtiyacı var. Biliyorsun. Şu halin aynı ben. Akgün de baban gibi.
duygularıyla mücadele etsin sürekli. Babam savcı. Savcı da normal bir savcı mı Allah aşkına ya? Öyle savcı mı olur, operasyon peşinde savcı mı olur ya? Sürekli ölüm tehditleri, sürekli öldürmeye teşebbüsler filan. Tanıyorum ben bu adamı, biliyorum ya bu modeli. Sürekli kendilerini böyle uçlarda sınayacaklar filan. Hiç öyle basit şeylerle alakaları yok, onlara göz ardı ediyorlar. Yardım edecek misin? Savcım, biz içeri giriyoruz. Tamam, girin alın çıkın. Sessiz sedasız, hiç göze batmadan. Anlaşıldı savcım. Sen şimdi sormayacak mısın, ne işimiz var burada, beni niye buraya getirdin? Bin tane şey sormuştun şimdiye kadar. Ağzını açmadın. Demin su veriyordun. Savcım buyur su iç diye. Afiyet, bal şeker olsun. Sağ ol. E şimdi buraya niye geldik? Münir kim? Halis Adi'nin avukatı. İhtiyacımız olan şey, her şeyi de Münir aracılığıyla ele geçireceğiz. Ve o bilgilerle Halis Adi'yi nefessiz bırakacağız. Aynısı olsun inşallah. Ulan herif senin canına kastetti, benim canıma kastetti. Aynı anda babanın canına kastetti ve hayırlısı olsun, bu mu? Bunu mu söyleyeceksin? İnşallah yani. Sen ne yapıyorsun, bana surat mı asıyorsun? Tavır mı yapıyorsun, öyle bir şey mi? Ne dedim şimdi savcım? Ya bırak şimdi ne dedim falan, ben bilmiyor muyum seni ya? Ben senin ne zaman ne düşündüğünü bilmiyor muyum ya? Neyse tamam, ne istiyorsan onu yap. Kızıma da sahip çıktın. Eksik olma, var ol. Teşekkür ettin şimdi de. Ben ne bileyim ne ettim? Ben bilmiyorum ki. Benim kafamı öyle bir karıştırdın ki. Öyle bir çorba ki yani. Ne hissedeceğimi bilemiyorum. Yani ne yaptığım belli değil. İnsan bu hale sokulur mu ya? İnsan şu durumda bırakılır mı ya? Kızınız değerli bir insan sen. Ya bu... Akgün Gökalp Taşkın'ı nöbetçi mahkemeye çıkaracağım. Bilginiz olsun Selim Savcım. Adam bana garezin lan. Seni mahkemeye çıkaracak. Tabii olacağı buydu. Ne gülüyorsun? Olacak, böylece çare yok sadece. Sen bayağı tehlikenin farkında değilsin galiba. Başına geleceklerden habersiz gülüyorsun. Bizim sana bir avukat bulmamız lazım. Böyle olmaz. Savcım, bir şey fark ettim. Biz ayrılamıyoruz. Ben gidiyorum, geri geliyorum. Sen beni kovuyorsun, ben olmuyor. Geri senin yanında buluyorum kendimi. Kovalıyorsun, arkamdan taş sopa fırlatıyorsun. Ben yine seninle bir operasyonda buluyorum kendimi. Başın beladan bir türlü çıkmıyor ki. Yani bir an ya, bir an böyle sessiz, sakin, böyle insan gibi bir yerde dursan olacak. Ulan güzel bir sistem kurmuşuz kendimize. Oturup efendi gibi benim yanımda duracağına, sen evimin içine kadar girip benim kızıma niçin göz koyuyorsun ya? Bak, bak bu işte bizim bütün dengemizi alt üst etti. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapma ya, insan gibi dur ya. Savcım karşılıklı. Ya bak işte karşılıklı falan deme oğlum bana. Bak bana bunlarla bak. Bak beni delirten şeyler bunlar. Abuk sabuk şeyler, laflar etme bana. Hop. Kafayı, ey kafayı, ey kafayı. Ne oldu lan? Savcım emaneti alıp kaçtılar. Bu ne, sen iyi misin? İyiyim ben savcım, iyiyim. Anons geç, anons geç. Cumhuriyet Mahallesi 1114 sokakta polis olmaz. Vuruldu. Tekrar ediyorum, polis vuruldu. Savcım, savcım siz gitmeyin peşlerine. Sen burada kal, bin arabaya. Yo yo, ben de geliyorum. Ulan nereye geliyorsun ya? Sen dedin ya bana emanet. Sana bir de o kadar hayat hikayemi anlattım. Kendi özelimi anlattım lan sana bir de. Savcım yola mı konsantre olsak, ne yapsak? Ya bırak Allah aşkına. Sen ananın karnındayken araba kullanıyordum ya. Tamam, tamam. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Ben sana Canan'la olan özelimi anlattım diye senin gidip buradan kızıma evlenme teklif etme sonucuna nereden vardığını anlayamıyorum ben. Birkaç tane senin repertuardan cümle kelime de kullanmış olabilirim. Şimdiden söyleyeyim, affet savcım. Sen şimdi benim kızıma ne zaman göz koydun ya? Ben onu düşünüyorum. Tövbe, o kafamı benim bak. Benim kafamı o kurcalıyor ha, yanlış anlama. Sen bu kıza ne zaman göz koydun? Ne zaman bu planları yaptın? İlk gördüğün anda deme sakın. Yemin ediyorum buradan bir tane toyna indiririm kafana. Ya ben seni anlıyorum, tamam mı? Kız babasısın sonuçta savcım. Yapacak hiçbir şey yok ama ben buraları bak daha önceden inan olsun gördüm ya. İnan olsun.
biliyorsun ben bunların farkındaydım, gördüm, bırakmak istedim ama bırakamadım. Oğlum ne anlatıyorsun sen bana? Ben şunu soruyorum. Önce kim ifade etti kendini? Hanginiz ifade etti? İfade etmek derken? İfade etmek derken kim açıldı yani? Kim dedi böyle böyle diye? Yani biri birine açılmadı. Ya ben ya da Yağmur tarafından olmadı bu açılma savcım. Zaten bu yasak aşk biliyorsun sen. Yasak aşk, yasak aşk. Yasak. Bak adı üstünde yasak aşk. Ne o? Ben mevzuyu sana yasaklamışım. Evet. Bak yasaklamışım. Bitti gitti. Konu kapandı. Kapandı muyum? Aynen. Sen bunu artık kafandan atacaksın. Savcım şu arabayı mı takip etsek şimdi? Arabayı aksiyon takip bittikten ediyorum. Sonra tamam attım ben kafamdan onu. Bitti bu arada. Eğer öyle bir şey sokulursan bitti tamamen. Yok benim kafamda. Nasıl yok? Geçici bir hevesmiş. Ne? Geçti gitti. Oğlum bak abuk subuk konuşuyorsun bak. Yemin ediyorum tabanca var elimde. Silah var. Savcım silah. Savcım silah çektiler. Savcım. Kafayı yay. Kafayı yay. Ben yanına geçeceğim. Ya ben ailesi çaktığıyla böyle yaptım bunu. Ne yaptıysam her ne yaptıysam. Sen beni anlıyorum senin tarafından nasıl göründüğünü. Ana yok baba yok başımda. Ben de sen beni öyle ailenin içine evinin kapısına açınca bana kafamı içeriye soktum. Senin tarafından nasıl göründüğünü nasıl okunduğunu ben biliyorum. Geldi. Savcım bak dikkat et. Silah var. Nerede dikkat et savcım? Kaldırma kafayı. Dur camı açıyorum dur. Patlatmayalım. Tamam. Allah aşkına kulağımı dinle. Kulaklarını kapat. Kapat güzel. Yaklaştık. Aldım onun aklını. Sık 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 sık. Vurdum. Gel bakayım. Evet. Şimdi patlatmadık yere dur. Hadi. Sen arabada kal. At silah! At silah! Lan! Tamam. Kaldır elini direksiyona koy. Direksiyona! Tamam sen de öyle. İn arabadan. İn. Çık dışarı çık. Gel böyle. Yaslan. Yaslan arabaya. Nerede? Zarf nerede? İş cebimde savcım. Nerede? İş cebimde. Bu mu? Evet. Tamam. Kıpırdama sen de orada. Bekle. Sen ne yapıyorsun oğlum? Savcına silah çekmek ha? Sonra silah çekmek. Lan ne oluyor orada? Manyak mı? Devletin savcısına silah çekmek ha? Ne yapıyorsun oğlum? Bu sana kargaların hikayesini anlatmıştım ya savcım. O kargaları taşlayan çocuklar büyüdüler abi öyle oldular işte. Ne diyorsun ya? Baksana şuna ya. Bak. Görüyorsun ha? Ha polis geldi. Gel. Memur bey arka tarafa. Al. Hadi. Geç arabaya. Silah çekti orada. Ya. Taşı nereden buldun? Bir şey, maillerime bakayım çıkacağım. Bedri avukat kim? Hiç önemli bir şey değil ya. Davayla ilgili mi? Ya benim kendim çözmem gereken bir durum yani. Babana söyleme sakın. Öğrenirse hemen elimden almak ister sonra. Yok tamam söylemem de. Merak ettim ya ne? Kim bu? Yani bu Fatih'in darp görüntüleri vardı ya. Babana komplo kurdukları. Evet. İşte onunla ilgili bir teori. Bu Bedri denen avukat mı bırakmış yani bu kamera kayıtlarını? Orası daha öyle bir kesinliği yok. Yani bakıyorum işte araştırıyorum ben de. Avukat da olmayabilir yani. Telefon çalıyor. Babam arıyor anne. Açmayacak mısın? Açacağım. Ben nereden tanırım onu ya? Alo. Alo Canan. Ben şimdi eve geliyorum. Yanında Akgün de var. Bu savcı Akgün'ün davasını mahkemeye taşıyormuş. Akgün'e yardım edeceğiz. Tamam. Nerede savcım? Akgün'e mi geliyorsunuz? Anlamadım ya. Ne oluyor anne? Akgün'e geliyorum. Sen bana yardım edeceksin de anlamadım ben orayı. Oğlum bir sus lan. Bir sus Canan'la konuşuyorum ya. Özür dilerim tamam. Akgün'le geliyorum evet. Neyini anlamadın anlamadım ki. Tamam. Tamam çıkıyorum ben. Tamam hadi evde görüşürüz. Görüşürüz. Kalsın. Ne olmuş anne? Eve. Hadi dur çantamı alayım bir. Al hadi toplan. Destek kuvveti geldi. Sen bırak onları. Ben hepsini halledeceğim anneciğim. Hoş geldin. İlk saniye bir ellerimi yıkayacağım sadece. Senin ne işin var burada? Yardım için çağırmadın değil mi? Gel kızım şöyle biraz oturalım konuşalım. Boşanıyorsunuz. Olay bu. Naz yavrum, biraz oturalım.
Konuşalım. Hadi gel yavrum. Sen istedin değil mi? Nazım, hayır. Ben boşanmayı istiyorum. Annene kızma. Hepsi benim suçum. Yok, olmaz. Ben bu masada durmak istemiyorum kız. Ben dinlemek istemiyorum sizi. Ne yaparsanız yapın, kendi aranızda halledin. Ben kız. Durmak istemiyorum. Ben bunları dinlemek istemiyorum. Naz! Gelmediler de senin burada olman da hiç iyi bir fikir değil yani, biliyorsun. Anne ne yapayım? Ne yapayım, babam gelecek diye kendi evimden mi gideyim? Zaten çok geçti artık, geldiler. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi, sana? Nasılsınız Canan Hanım? İyi, hoş geldin. Hoş buldum. Canan, bu kızın okulu yok mu ya bugün? O kız benim baba. Bana sorabilirsin bunu. Tamam, sana sorayım. Ne işin var burada? Okulun yok muydu senin? Ya hayır, tamam ya. Çok büyük bir sorun olacaksa ben çıkayım gideyim. Yok yok, tamam. Madem merak ediyorsun, kal dinle. Zaten uzun konuşmayacağız. Geçelim, oturalım, konuşalım hadi. Şu sandalyeyi alabilirsin. Nasılsın? İyi, sen? İyi, iyi, o da iyi. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Savcı Akgün'ü mahkemeye sevk etti ve mahkemeden yüksek ihtimalle tutuklu yargılama talebi çıkacak. Yani bence tutuklu yargılanmaz sanmıyorum. Şimdi tabii hakime bağlı. İki tane hakim var, bir tanesi daha alımlı. Eğer o gelirse o, yani onun sonucu daha makul olacaktır ama diğerini İstanbul'dan tanıyorum. Bu durumlara çok sert bakıyor ve Akgün'ün babasını da tanıyor. Yani onun olması durumunda Akgün için sonuç pek iyi olmayacaktır. Hayır ya. Ya oluyorsa da olsun yani. Siz canınızı sıkmayın, üzmeyin kendinizi. Niye? Olacağı varsa biz onu öldürmeyeceğiz işte. Bir şekilde bulacağız ama öncelikle sana bir avukat bulmamız lazım. Siz ikiniz bir dışarı çıksanıza, ben Akgün'le bir yalnız görüşeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen sevinme Yağmur. Avukatı olacağım demedim. Konuşacağım önce. Tamam. O zaman ben bahçedeyim. Sen beni de mi kastettin? Anlamadım. Canancığım, ben de hukukçuyum yani, burada kalayım bir faydam olur falan. Baş başa konuşacağım dedim ya Selim. İkiniz de çıkar mısınız dedim. Peki, tamam. Peki. Canan Hanım. Problem olacak bu size. Karşı taraf sizin arkadaşınız, yapmayın. O yüzden beni ikna etsen çok iyi olur. Bak Gün. Bak. İnsanların evine girmişsin. Çocuğun ağzını burnunu dağıtmışsın yani, burnu falan kırılmış. Şimdi bu korkunç bir şey. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Haklısınız. Ama yani bir şey mi oldu öncesinde? Bir şey mi yaşadınız? Bir konuşma mı oldu? Tahrik mi etti seni? Yani... İfademde belirttim Canan Hanım. Her şeyi söyledim ifademde. Ben senden duymak istiyorum Akgün. Yüzüme bak, anlat bana. Seni savunacaksam iyi bir nedenin olması gerekiyor. Ben uyarı için gittim oraya. Sonra arkamı dönüp çekip gidecektim. Gidiyordum da yani ama... son anda böyle Yağmur'un üzerine öyle bir şey yakıştırdı, öyle bir şey ima etti ki ben. Ne? Siz annesisiniz, size söyleyemem ben herhalde bunu. Söyle Akgün. Ya ben annesiyim zaten, değil mi? Bilmeye hakkım var bunu. Evet. Değil mi? O yüzden utanma, sıkılma. Sen anlat bana ne olduğunu. Açık açık konuş, hadi. Keşke savcım da olsaydı da. Yok savcım falan. Beni mi beğenmiyorsun? Ne oluyor, anlatsın mısın? Yok, estağfurullah, öyle değil de. Ya ben tam gidiyordum, bu... Yağmur kucaktan kucağa dolaşıyormuş falan dedi. Benim tabiatım bu Canan. Tamam. Anlat. Tamam.
gelebilir miyim? Biraz konuşalım mı? Bana kızgınsın biliyorum ama. Ne de olsa senin istediğin oldu. Yani ne önemi var? Yok öyle değil. Benim istediğim senin mutsuz olman değil. Seni üzgün görmek değil benim istediğim. Ama Akgün'le aynı değilsiniz. Birlikte olamazsınız. Tamam ben bunları biliyorum. Tamam istediğin oldu. Biz niye hala bunu konuşuyoruz? Çünkü Akgün bana benziyor. Tamam mı? Ben onu tanıyorum yani. Hem de çok iyi tanıyorum. Onun o içindeki bitmeyen öfkesini ve asla bitmeyecek öfkesini çok iyi biliyorum. Bak Yağmur, bir kıvılcım ya. Bak bir kıvılcımla o içindeki bütün öfke patlayabilir. Bu Kaan'a yaptıklarından falan da bahsetmiyorum. Ondan öte bir şey bu. Onun öncesi de var, sonrası da var. Daha da kötüsü hep olacak bu. Akgün değişebilir. Bu kadar kolay bir şey değil. Yani ben değişmek istiyorum dediğinde yapabileceğim bir şey değil bu. Onun kalbi iyi olabilir. Niyeti de iyi olabilir. Ama onun içinde var. Damarlarında akıyor yani. İşlemiş içine, anlatabiliyor muyum? Böyle kolay kolay da söküp atabilecek bir durumda değil yani. Bak bana. Bak karşına duruyorum ya. O öfkenin, bir anlık öfkenin nelere mal olabileceğini ben biliyorum. Kendimden söylüyorum, kendimden biliyorum ya. Sen nasıl yaptın o zaman? Madem Akgün'ü kendine bu kadar benzetiyorsun, niye onun da başarabileceğine inanmıyorsun? Sen benim başarabildiğimi nereden çıkardın ki? Benim tutunduğum tek şey mesleğim. O da dün hiçbir işime yaramadı. Akgün'ün elinde o da yok. Ve olmayacak da. Böyle boşlukta savruluyor yani. Çabalıyor. Bak yeni bir mekan açtı. Yani düzgün bir iş olsun istiyor. Çok yıpranırsın Yağmur. Ona yardımcı olayım derken, onu kurtarayım derken kendini harcarsın. Bunu fark etmezsin bile. Annene bak. Bak 15 sene oldu. Kariyerinden vazgeçti. Neden? Benim için. Sen Akgün'le birlikte olursan senin kaybedeceğin tek şey de bu olmayabilir. Yani senin tırnağına bile zarar gelse Yağmur, ben bunu kaldıramam. Kahrolurum, ölürüm yani. Yağmur. Ben senin benim gibi biriyle olmanı istemiyorum. Anla beni. Anlıyorum. Beni ne kadar sevdiğini anlatmaya çalışıyorsun. Ama bunu çok yanlış yapıyorsun. Bak Akgün de senin gibi. Siz ikiniz de sevdiklerinizi böyle incinecek, kırılacak çok değerli bir şeymiş gibi görüyorsunuz. Ama halbuki annem de ben de birer bireyiz. Bak sen yıllarca sırf bize zarar vermekten korktuğun için uzak durdun ya. Hem kendine hem bize dünyayı dar ettin. Ne oldu biliyor musun sonra? Bütün bu yaşanmamışlıkların hepsi böyle içten içe birer öfkeye dönüştü. Bak şimdi o öfkenin cezasını annem çekiyor. Biz çekiyoruz. İşte buna psikolojik şiddet deniyor. Ben senden de Akgün'den de bağımsız biriyim. Ya bana sadece böyle kızılmış gibi davranmayı bırak. Beni korumana değil sevmene ihtiyacım var. Yanımda olmana, destek olmana, paylaşmana. Biz senin kurallarına uyunca değil. Sen bize uyunca iyileşeceğiz. Keşke bunu görebilsen. Özür dilerim. Ben de gece gece geldim. Sana dertlerimi anlatıyorum. Seni rahatlatıyorum. Öyle düşünme. Senin hikayenden sonra benim anlattıklarım tabii saçma geliyordur. Naz. Senin anlattığın hiçbir şey bana saçma gelmiyor.
Ben seni tanımıyorum. Hatta bazen beni korkutuyorsun ama sonra kendimi yanında buluyorum ben. Ben seni korkutuyor muyum? Eğer ben seni korkutuyorsam şimdi çıkayım odaya kapatayım kendimi, olur mu? Gitme. Saçma olan ne biliyor musun? Senin burada olman. Yanımda. Neden? Çünkü çok güzelsin. Diyorum ki bu güzel kızım benim yanımda ne işi var? Yapacağım Akgün'ün savunmasını. Güzel. Duruşma yarın. Hakim de yüksek ihtimalle o bahsettiğim ılımlı hakim olacak. Bu da iyi bir şey. Bakalım. Oh, iyi bari. Ben müsaadenizi istedim. Yarın görüşeceğiz. Nasıl teşekkür edilir gerçekten ben bilemedim canım benim. Sağ olun. Teşekkür etmek için henüz erken, bir yarın olsun da. Değil ya. Var olun. Savcı. Yağmur. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler savcım. Yarın görüşürüz. Baksana bir. Gel. Gel. Al. Al tak bunu. Niye veriyorsun savcım bunu bana? İçimden geldi. Ben stajyerken bütün davalara geç kalırdım. O zamanlar bir avukat abinin yanında çalışıyordum. O da bana diyordu ki, oğlum senin avukat mavukat olmaz. Sürekli geç kalıyorsun. Sonra haklı çıktı. Savcı oldum. İlk maaşımda bu saati aldım. Dedim ki madem saatsiz avukat olamıyorum, savcı hiç olamam diye. O gün bugün kolumdan çıkarmıyorum bunu. Benim için çok kıymetli. Senin için çok kıymetli olan bir saati de maalesef kaybettik. Geri de gelmeyecek o saat. Ben de benim için çok kıymetli bir şeyi sana vererek telafi edeyim istedim. Al. Alamam bunu ben. Niye? Beğenmedin mi? Yok, haşa yani. Savcım yapma bunu bana. Çok değerli yani. Ama ben hak etmedim bunu. Oğlum ben sana bunu hediye ediyorum ya. Al, hak edip hak etmediğini sorgulama. Boş ver. Al. Güzel, yakıştı da. Zaman çok acayip bir şey lan. Hayat çok acayip bir şey. O kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsun bile. Çok gençsin. Bu saat bile belki senden yaşlıdır. Bu zamanların kıymetini bil. Akıp gidecek elinden. Bir daha geri de gelmeyecek. Çıksın,
Abla, ne yapıyorsun burada? Altay ya. Niye sessiz sessiz geliyorsun, korkutuyorsun? Abla neyse ya. Ya bana kitap lazım. Yardım eder misin? Ne kitabı? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından birini tanıtacağız. Bir de bir tane kitabın özeti çıkacak. Kim olabilir? Kim olabilir? Yaşar Kemal olabilir. Sabahattin Ali. Abla, en sevdiğini versene. İçimizdeki şeytan. Sever misin? Hı? Sabahattin Ali'nin en sevdiğim romanıdır. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bedri avukat kim? Hiç önemli bir şey değil ya. Dava ile ilgili. Abla, nereye gitti yine? Ha, tamam. Bu bana lazım. Bunu veremem. Al sen şunları. Özetini çıkar. Sonra bana göstereceksin, okutacaksın, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Tamam, sağ ol. Hadi. Selim, ne oldu? Yok bir şey ya, bir şey unuttum. Ne unuttun? Ne unuttun ya? Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Yatıyorlar yani. Ha. Selim. Hı? Yapma ya. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Selim, saçma. Ama ne saçma? İnirdin mi gece? Ne ya? Ya yukarıdalar diyorum tamam, sana ya. Yok bir şey ya. Duymazlar. Ya duysunlar, ne var? Yabancı mı? Babalarıyım ya. Boşandığın babasın sen. Dün gece çok güzel. Ya vallahi ben odaklanamıyorum şu anda. Bak bir sürü dava, mava, kafamda maddeler falan var. Benim senin ne olur. Tamam ya, sabaha daha çok var. Bir şey söyleyeyim. Gel. Tekrar deneyelim. Biliyordum. Diyeceğini biliyordum. Biliyor muydun? Bekliyor muydun? Ya delirdin mi? Boşandık biz. Ne diyeceğiz çocuklara? Ya ha, mesele bu mu? Ne diyeceksin çocuklara? Yoksa deneyebiliriz ya. Hayır. Gizli gizli buluşuruz. Saçmalama. Delirdin mi sen? Gizli gizli mesajlaşırız. Ne oldu? Delirdin mi ya? Saçmalama Selim. Ne olur. Ne olur. Gerçekten bak bir sürü şey var. Davalar, dosyalar. Hadi ne olur. Tamam, kafamı karıştırma benim. Hadi. Lütfen. Hadi. Görmüyor musun burayı ya? Hadi. Canan, ölüyorum ben. Ölmezsin. Mahvoluyorum Canan. Ya. Seni çok seviyorum ya. Biliyorum. Aa, ne? Beni böyle atıyor musun? Dışarı mı atacaksın? Atar mıyım? Atmak değil bu canım. Canan, bu şekilde kovar mısın? Kovmak demez mi? Allah Allah. Ya, ben, Canan beni kovamazsın bu şekilde. Günah kovmak denemez ya, hadi. Günah lan, böyle olur mu? Günah sevabı artık benim boynuma, hadi. Yapma şunu işte ya, Allah'ım yarabbim ya. Alo. Savcım, rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Söyle Ali. Selçuk Taşkın polis korumasının telefonunu kullanmış. Hayda. İyi tamam, yarın sabah geliyorum. Senin derdin nedir ya Selçuk Taşkın? Ha? Ne oluyor ya, biz seninle dün konuşmadık mı? Telefon yok demedim mi ya? Anlamıyorum ki ben, siz niçin böylesiniz arkadaş? Baba, oğul niye sürekli kafanızın dikine gidiyorsunuz ya? Öyle olması gerekiyordu. Ha, öyle olması gerekiyordu. Çok güzel. O zaman ben de seni yarından itibaren F tipine geri yolluyorum. Öyle olması gerekiyor çünkü. Artık insanların hayatını tehlikeye atmanıza izin veremem ya. Ne yapman gerekiyorsa onu yaparsın. Kimi aradın? Ya bir cevap ver, kimi aradın? Halil Sadi Kansız'ını aradım. Oğlanın peşini bıraksın diye.
Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Oğlanın peşini bıraksın diye sen Halil Sadi'yi niçin arıyorsun ya? Çünkü doğru. Ne doğru? Oğlanın bir abisi var. Çok yakışmış Canan Hanım, çok güzel olmuşsunuz. Bir defa mahkemeye çıkıyorum desem? Niye anlam? Senin için bol sorucunu. Ya tamam, kapatalım bu konuyu. Ben zaten gerginim şu anda. Bu barış ödenmez. Şimdi, mahkemede hiçbir şey söylemiyorsun. Zaten bu nöbetçi mahkeme. Para cezası talep edip çıkacağız, tamam? Tamam, tamam. Canan sen misin avukat? Yani birinin savunması gerekiyordu Serap. Yazıklar olsun sana ya. Tamam Serap, hadi girelim içeri. Bir saniye Fatih. Biz sizi hep aile gibi gördük. Öyle de davrandık. Kaan'la ilgili konuşurken bundan sonra çok dikkat edin bence. Sen de kocanla. Serap. Bir dakika, ne demek istedin? Hayır, duyacak. Siz bu eşkıyayı evinizde saklarken Kaan gördü. Kaan? Ve gidip kimseye şikayet etmedi. Polis dışında. Asla devamını getirmedi ama değil mi? Tamam, bunlar burada konuşulacak şeyler değil Serap'cığım. Siz içeri geçin, benim biraz işim var, geleceğim hemen ben de. Şimdi bakıyorum da karı koca halinize. Belki de şahit olduklarını gerekli mercilerle paylaşmalısın Kaan. Hadi Serap, tamam. Hadi. Siz geçin, ben de geliyorum. Hadi. Geliyorum ben. Canan Hanım, şu dakika cübbeyi çıkarıp gidin ne olur. Anne, Kaan'ın bunu söylemesi neyi değiştirir? Çok şeyi. Benim için kendinizi ortaya koymayın Canan Hanım. Tamam sus. Seni savunacağım dedim, savunacağım. Gel. Fatih abi. Tatsız oldu değil mi? Sen dışında kal bence. Dışında kalayım. Yani eğer Akgül'ü kurtarmak için konuşacaksan. Bence Kaan'ı sen tahrik ettin. Serap ablayı da. Yağmurcuğum bak. Geçen ofisime geldiğinde de böyle tavır takılmıştın. Yoksa kısaca Bedri mi desem? Bedri? Evet. Kitaptaki Bedri. Yazışmalardaki Bedri. Ne? Ne anlamalıyım ben şimdi bundan? Yok sen anladın. Anladın sen. Şimdi ya babamla uğraşmayı bırakırsın ya da ben senin Bedri olduğunu ispatlayana kadar okulu falan bir kenara bırakır senle uğraşırım. Sen bunu bir düşün. Hadi kolay gelsin. Hakim Bey sağlık sorunu yüzünden gelemeyecek. Ne oldu? Hakim değişmiş. Ne olacak? ...2020'ye 1638 esas nalı kamu davası. İddia makamı tutuklu yargılama talep ediyor. Savunma söz alacak mı? Sayın hakim, savcım. Akgün Gökalp Taşkın suç oluşturacak fiili ağır tahrik altında gerçekleştirmiş olup cezasının para cezasına çevrilmesini ve salıverilmesini talep ediyoruz. Avukat hanım, müvekkilinizin daha önce pek çok suçtan sabıkası ve süren bir davası var. Farkında mısınız? Tabii ki sayın hakim. Farkındayız ama bu olayda... Anladım. Ağır tahrik var dediniz. Birinin evine girip
darp ettiği iddiası var. Benim gözümde bir insanın evi en güvende olması gereken yerdir. Müştekinin maruz kaldığı bu durumu hafife alamam. Gereği düşünüldü. Karar. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti. Suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin oluşu. Atılı suçun ceza muhakemesi kanunun 100. maddesinde yer alan katalog suçlardan oluşu ve tüm dosya kapsamı gözetilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Çıkaracağız seni Akgün. Canı sağ olsun senin canlarım. Canı sağ olsun. Bana bir şey yapsana.